Samur samur saçlarınla, kalem kalem taşlarınla, çıldırtan bakışlarınla alev alev yakıyorsun. Samur samur saçlarınla, kalem kalem bakışlarınla, çıldırtan bakışlarınla alev alev. Aşkım bana söyler misin? Duyur, duyuru giriyorum. Bu şarkıyı bana söylüyor olman gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar, olağanüstü yakışıklı Ceren hocam ile Until Dawn vakti bugün. Ceren hocamın da sesi çok güzel. Hocam bugün güzelliğinize dair, bugün yakışıklılığınıza dair, cevval duruşunuza, alev alev yakan gözlerinize dair çok mesajlar aldık hocam. Bir sesinizi duyabilir miyiz hocam? Bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name akıyorsun, şakıyorsunmuş, şakıyorsun, name name şakıyorsun. Bak Yeşil Yeşil adlı şarkıyı öğrenip bana söylemeni istiyorum. Tabii hocam. Siz nasıl isterseniz yıl hocam. Yıl dönümümüzde. Yıl dönümümüz galiba geçti hocam ama tamam. İkisi de geçti ama günün birinde tekrar gelecek inşallah. Hocam bugün sizle ilgili çok güzel mesajlar alıyoruz. Lütfen okur musun? Ne demişler? Ceren hocamızın sesi çok güzel maşallah diyorlar. İnşallah. Yakışıklı hocam diyorlar. Maşallah. Maşallah hocamın sesi de güzelliği de harika diyorlar hocam. Elhamdülillah maşallah. Maşallah hocam. Hocam bugün bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yani umuyorum nurumuzdan size de bulaştırırız. Bu mizahı kaçıranlar için... Ya arkadaşlar çok, aslında çok yani... Çok büyük mizah kaçırdınız yani bizim dönemimizin. Can da dönemimizin. Keyifsiz bugün. Ben de çok keyifli değilim. Tamam mı? Ben iyiyim ha. Neyse yani tatsız tatsız şeyler yaşanıyor. Gerek gündem, gerek işte sevgili eşimin... Evet biraz kafa dağıtmaca lazım. Sevgili eşimi aynen. Üzdünüz. Üzüldük kral. Benim beyimi üzdünüz. Çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp. Aşırı yakışıklı CS abim ve şimşek gibi güzel Ceren hocam denmiş. Şimşek gibi mi? Şimşek gibi. Oha, güzel güzel gerçekten. Aşkım beni bundan sonra şimşek gibi diye över misin? Överim be. Saçlarım harika. Falan da şey. Harika. Şimşek tamam. Gibi. Çok iyi, çok iyi iltifat. Teşekkür arkadaşlar, ediyorum. Arkadaşlar biraz hocamıza iltifat edelim lütfen. Ya. Hadi biraz. Ay saçmalama, bana etmeyin iltifat. Hayır hayır biraz hani kedicikler hesabı yapın canım sizde yani. Normal iltifat her değil. Her neyse kedicikler yani tarzı. Keyifsiz şeyler kedicik yaşanıyor. Kedicik mizahını bilen yapsın yani. Kötü şeyler, tatsız şeyler yaşanıyor. Ve bunların sonucunda psikolojimiz yıpranıyor. Pek iyi hissetmiyoruz. Ama yine de kafa dağıtmak gerekiyor. Biraz... Zaman zaman uzaklaşmak gerekiyor bir şeylerden. Hele de benim şahsen çok uzaklaşmam gerekiyor. Kalp çarpıntılarım başladı çünkü. Ciddi ciddi ilaç milaç falan kullanmaya başladım. Hem zeki hem güzel hem tatlı yüzden... her şey hocamda kurban oluruz diyorlar estağfurullah. Hocam. Estağfurullah çok sizlere teşekkür bugün. Ediyorum sağ olun. Ondan sonra yakışıklı süper canım Şimşek Ceren hocam diyorlar. Şimşek Ceren. Ay. Haşmetli Ceren hocam maşallah bugün de çok güzelsiniz ya diyorlar. Bana bak şey olasım geldi ha. Böyle çete falan kurup kendimi de Şimşek Ceren diye tanıtasım geldi. Şimşek Ceren karakteri çok hoş olmaz mıydı? Şimşek güzel, Ceren. Güzelliğinden gözlerini alamadığımız kalbimize çarpıntı yapan hocamız denmiş. Hocam sizleri görünce elimiz ayağımız dolanıyor maşallah denmiş. Bu işlerin aynen. Orijinalini merak edenler kedicik diyerek aratırlarsa... Hemen de havaya giriyorlar ha. Aynen aynen. Bu mizahı kaçıranlar da olabilir yaş itibariyle. Hemen role girenler oluyor yani. Bir 10 sene oldu çünkü bu mizahın üstünden galiba. Evet de saniyesinde adapte oluyorlar ya. Nefesimi kesen bir tanecik kedicik Ceren hocamız diyorlar. Hayır, kedicik benim arkadaşlar. Kedicik o. Kedicik benim. Evet sevgili arkadaşlar. O zaman bugün ne yapıyoruz? Bugün Until Dawn oynuyoruz. Kaç yıldır konuştuk. Bana sorulmadı bu arada. Nasıl? Fikrim alınmadı. Alındı. Sen... Nerede alındı? Geçen hafta konuştuk daha. Rıza tek seferliktir Sayın Sungur. Geçen hafta her yayın biterken... Her seferinde bir daha soracaksın. Geçen hafta yayın biterken dedin ki tamam haftaya Until Dawn oynuyorum her dedin. Seferinde bir defa soracaksın. Hadi sen de. Bir kez daha soracaksın. Hadi sen de. Ya evet Until Dawn istediniz oynayalım dedik. Şimdi dur bakalım bu Until Dawn'un Türkçe altyazısı var mıydı acaba onu hatırlamıyorum ya.
Umarım vardır ya. Benim için de bir sürü şeyi yakalamak zor olabiliyor. İngilizce alt yazısı var, onu biliyorum da bakalım İngilizce var mı? Siz iyi misiniz chat? Ne durumdasınız? Beraberce hayattan bir süre kopmaya hazır mısınız? Bir iki saat kadar. Varmış Türkçe. Hanım, bugün PlayStation'dayız. Bugüne kadar PC'den oynadık hep oyunlarımızı. Yeri geldi GeForce Now'dan da oynadık. Şimdi de PlayStation'dayız. Until Dawn PlayStation 4'e çıkmış bir oyun. Bunun dışında Spider-Man oyunları falan filan var. Bunları hiç görmek ister misin? Yes. Ya onlar minnoş minnoş oyunlar abi. Peki o zaman... Yani ben... Direkt girdim Until Dawn'a. Evet. Yani sanıyorum benim içimde bir suçlu karakteri var. O suçlu gerçek hayatta suç işlemek istemiyor. Ama oyunlarda suç işlemek istiyorum. O zaman GTA oynamamız bir lazım. Bir de evet onu da bir ara oynamamız lazım. Bir de tabii yani ben açıkçası benim oyundan beklentim gerçekten günlük hayatta yapamadığım şeyleri yapmama imkan verecek bir şey sunması bana yani açıkçası. Biraz kamerayı küçültüyorum. Küçült küçült. Ve şey... Oyunun sesi geliyor değil mi arkadaşlar size? Kulaklık takmayacağız mı bu sefer? Takmayalım dedim. Takalım mı? Bilmiyorum. Gerekli bir şey mi? Takabiliriz aslında kulaklık. Niye takmadık? Doğru diyorsun. Gerekli bir şeyse takalım. Bu böyle biraz... Ay şu kızı da hiç sevmem. Bu oyuncu kız değil mi? Ha işte aynen. Hıbır hıbır oğlu. Heroes'da oynayan kız değil mi bu? Aynen. Niye sevmiyorsun kızı ya? Tam şey böyle hani Amerikan filmlerinde lisede popüler olan amigo kız imajı var ya tam o kız. Hiç de sevmem yani. Allah Allah. O Amerikan filmlerindeki popülerlik takıntısından tiksinti gelmiştir bana. İnşallah bu ekol bizim memlekete girmez bari demiştim. Girmiş galiba. Hala oradaki kadar iğrenç şekilde yaşanmıyor sanıyorum bizim memlekette. Umarım da yaşanmaz yani. Biz lise göreli tarz, 20 yıl olduğunu bileceğiz biz. O tarz lise filmlerinde yani Hollywood yapımı lise filmlerinde gerçekten sürekli bir popülerlik, cool'luk, bilmem nelik o kadar böyle leş bir şey ki nefret ettirdi beni vakti zamanında yani. Sanki çok mataf bir şey. Liseden mezun oluyorsun, gerçek hayata bir atılıyorsun. Fos. Saçmalık. Sen popüler miydin aşkım lisede? Ne bileyim ben. Hiç kafayı buna takmadım. Hiç bunu düşünmedim açıkçası. Hiç de umurumda olmadı. Lisemden de nefret ediyorum. Okay. Okuduğum liseden eğitimini seviyorum. Hocalarımın %60'ını sevmişimdir. Fakat öğrenci tipi, yönetim tarzı iğrençti. Şeyi bir değiştirmeye çalışıyorum. Dili. Sistem. Language. Sistem language'ını Türkçe yapmaya karar verdim. Yes. Çünkü Türkçe alt yazısı varsa Türkçe görelim yani. Hellish Court nasıl bir şey? Hellish Court oynadık biz seninle biraz. Ceren'in hayatında sevdiği bir şey olmuş mu diyor. Pii. Yayınlarıma gelin. Atıp tutmayın hakkımda. Yayınlarıma gelin. Minnoşluk istiyorsanız benim kendi yayınlarımda görürsünüz kardeşim. Aa Türkçe oldu oyun gerçekten. Beni haftada bir Sungur'la yaptığımız oyun yayınlarında izleyip o şekilde yargılamayın. Hepinizi gebertirim. Sizi bulurum bıçaklarım. Minnoşluğumu görmek istiyorsanız benim kendi yayınlarıma geleceksiniz. Okey? Ben bunu kulaklığa döndürüyorum şimdi sesini çünkü Ceren daha iyi korksun diye. Ceren daha iyi korksun diye. Korkmuyorum ki artık. Korkmuyor musun? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Tamam. Ha, jump scare oldu mu çığlığı basabilirim. Tekrar uyarayım. Sen de ama de bir şeyden korktuğum yok kusura bakmayın. Ha bu... Hanım şuradan kulaklığa alsana. Böyle dedim ve dediğim gibi bende çarpıntı başladı. Ya korkarsam çarpıntısı. Korkmazsın oğlum hiçbir şey olmaz. Korkunç bir oyun değil zaten arkadaşlar. Değil mi? Ceren çok güzel mezdeke oynuyor falan. Ya bunları da söylemezsiniz artık herkesin içinde. Benim izleyici. Tiyo vermeyin ya. Gelsin kendileri görsünler çok meraklılarsa. Minnoş bir oyun. Hiç korkunç değil diyorlar zaten aşkım. Yani bilmiyorum ki şu tipin olduğu bir oyun harbiden. Bu arada Until Dawn korku oyunu mu? Hayır. Değil değil mi? Neyinden korkacağız o zaman? Gerginlik oyunu aşkım. Bir grup gencin gerginleşme macerası anlatılıyor.
Doğru söyleyin lan. Gerginlik oynadın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne? Yeni hikaye. X'e basacaksın. Ya bir dakika, yine bir giriş yok mu bunda yok. Da? Şu ya olacak, o bir tane olacak. Oyunda vardı dünya tarihinde. Bir tane abi, oyuna denk geldin. Abi nasıl olabilir böyle onu bir şey? Onu belledin sen de bu full. Abi arkadaşlar, oyunlarda oyunu tanıtan kısa videolar nasıl olmaz? Anlamıyorum ya. Herkes anasının karnından oyuncu mu doğuyor ya? Ya bir tane video istiyorum. Bu oyun şununla alakalıdır. Şununla şunu yaparsın, bununla bunu yaparsın. Amaç da budur. Böyle bir şey yok mu ya oyunlarda? Bas X'e bas. Sus, X'e bas diyorsun. Hmm. Şu ekranı kaldır gözümün önünden de. Hmm. Yine böyle ağzın içinde mi duracak? Sen çıbardıkça ben onun yerini değiştiririm. Şimdi çığlığı bassam yerini değiştirir misin? Çünkü çok rahatsız oluyorum. Tamam. O zaman onun sesini kısayım. Bizim şeyi OBS'i de küçültsen de ben tam ekran görsem. Tamam. Olmaz mı? Verdiğin küçük bir karar geleceği ciddi anlamda değiştirebilir. Bunu yapmana gerek ya yok. Ya niye bullying yapacağım izleyiciye? Yapma, yapma. Yapma, kötü bir şey yok. Ben de kulaklıkla dinlerken rahatsız. Hah, böyle yap. Hikayenin gidişatına yön verecek. Hı. Maşeşuşeş. Maşeşuşeş. Oyunun sesi geliyor mu sana bu arada? Evet, evet. Ha, tamam. Kelebek etkisi diyor yani, öyle mi? Tabii. Ya bak, hikayenin hikaye böyle o. Birden fazla. Al sana tutorial. Ay büyük ev. Işıklar, karlar. Karlar düşer. Ben bu oyunu hiç oynamadım daha önce bu arada. Ya şunu bir azıcık aşağı indiremez misin? Çok şeyim istiyorum. Kurban olduğum. Hah, Allah razı olsun sevgili kocam. Hii, ne güzel ev, ne güzel ev. Oo, Ruşen de bana çette. Böyle bir ev almadın Sungur. Aha. Manyak geldi. Şu anda bir şey yapmıyorum ben, değil mi? İzliyorum sadece. İzliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Beraber oynadığımız geçmiş yayınları izlediğim zaman ne fark ettim biliyor musun? Korktuğum zaman sinirleniyorum. Korktuğum zaman hemen höyt höyt böyle hareketlere başlıyormuşum. Gerildiğim zaman filan. Gerginlik ve korku bende sinir yaratıyormuş. Ne yapıyor bunlar burada ya? Bunlar bir grup ergen genç. Ay şu kızın ağzının duruşuna bile uyuz oluyorum ha. Kaza bak, iğrenç. Galiba başrolümüz de o kız üstelik, biliyor musun? Gerçekten mi? Sürekli o ağzını mı göreceğim onun? Diye duran. Ben kamerayı nereye koysam ya? Şuraya mı koysam? İstediğin yere koy. Şuraya koyayım. Niye yerlerde sürünüyor lan? Gençler. Oyunun görselliğini hiç övmedin ya, sinema filmi gibi. Bir dakika dur bakalım. Normalde seversin böyle şeyleri sen. Evin görseli çok güzeldi. Mutfak da güzelmiş. Aşkım böyle bir mutfağımız olacak mı ya? Şöyle kocaman, geniş. Hey, Sungur bana ev al. Alayım aşkım. Aa, ne oluyor? İnternet gitti. Ne? Ya yok, internetlik bir işimiz yoksa sen. Sen bas tamama. Nasıl basın? X. Devam et de X'e tekrar bas. Fias this weekend. Josh. Hadi bakalım. Ne hadi bakalım? Neyle yürüyorduk bak? LS. LS neresi? Ya bu ne be? Üstünde hiçbir şey yazmıyor bunun. Left stick. Ha. LS'ye mi bas dedi bana ya? LS ile yürüyorsun karakterini yani. Ya niye bu? Tam ben bir gamepad'e alışıyorum. Notu almak için R2 düğmesine bas. Ya bu ne abi ya? Öf! R2 hangisi? R2 şu. Bu. Basılı tut diyor ama. Bak, basılı tut basılı ona. Basılı tutayım. Tamam. Nesneleneceğim için R2 düğmesini basılı tut ve sağ çubuğu kullan. Şunu. Abi Allah Allah. CV de isteyin bari. Tek tuşla niye yapamıyoruz bunları? You look so damn hot in that shirt, but I... That you are even hotter out of it. Come to the guest house at 2 p.m.
Aman çok seksi görünüyorsun Hana. Saat 2'de işte guest house'a gel. Eminim çıplakken daha da seksisindir. Mark. Allah'ın salağı. Yazdığı nota bak. Evet, ne yapıyorsun şimdi? Bırak o tuşları şimdi. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Ah. Yürüyeceğim şimdi bakalım. Bir şeyler daha keşfedeceğim. Hem X hem LS çıkıyor. Ne yapacağım? İşte X'e basarsan nota tekrar bakacaksın. Baktın onu artık. Baktım geç. LS ile gezin. Başka şeyler de bulacaksın. Her oyunda biraz oynanış... Bununla niye gidemiyorum? O kamerayı değiştiriyor gördüğün üzere. Ha. LS de yürütüyor. Fark ettiğin üzere her oyunda birazcık değişiyor bunlar. Ya oho, ben solak değilim kardeşim. Ha? Ceren'le gamepad kullanamama saatlerine hoş geldiniz. Ya biraz da o yüzden daha korkutucu oluyor seninle korku oyunları. Beceremediğin için gamepad ediyorsun. Bak bir şey var orada, X diyor. Ya... Bir şey yokmuş. Kitli. X'e basma şimdi, gez tekrar. Aman. Bunlar da adam kandırıyor ha. Bak orada X var. Bas X'e. Aa, kapı açılmadı. O zaman niye bana X gösteriyorsunuz? Ruh hastası mısınız? Belki az sonra bir anahtar bulursun. Etrafa bakmak için sağ çubuğu kullan. Sağ çubuk neresi? Sağdaki çubuk. Gitmiyor daha fazla. Tamam, çok gitmiyor canım. Öbür tarafa da götür. Ya bunlar adam mı? Tövbe şimdi. Oraya nerede gitti? Kızın arkasında kaldı şimdi. Şöyle yürü. Nasıl yürüyeyim? Bak orayı. X'e bas bakalım şimdi. Hayda, aynı notmuş yine, kusura bakma. Ama yani. Bunlar bizi kandırıyorlar. Aynı not değil mi? Aynı not. Salak Mike'ın notu. Evet, koy. Şöyle yürü bakalım. Kapıya doğru git bakalım. Kapı açın. Ay bismillah. Mike bu mu? Hana da bu. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Çüş. Oh, hell yeah. Oh my god. She's taking her shirt off. What? Oh my god. Ne oluyor lan? What are you doing here? Hannah. Neydi bu şimdi, şaka mıydı? Vay gerizekalılar ya. Bu şaka mıydı? Allah'ın salakları. Şakaya bak. Sizi sevişmek üzereyken bastık. Komik olan ne? Pardon. Seçmek için şunu kullan. Neyi seçiyoruz? Ha, ne yapacaksın? Caşımı uyandıracaksın. Böyle hikayede sürekli dallar olacak. Caşımı uyandıracaksın. Diğerlerini bulacaksın. Şu bir yere gitmiyor. İşte RS diyor zaten. Ne yöne basılı tutarsan. RS'ye basıyorum. RS şu değil mi? Bu R2. RS neydi? Şu. Diğerlerini bulacaksın, Josh'ımı uyandıracaksın. Josh'ı uyandıracağım. Kalk, Josh, kaç. Kalk, Josh. Josh. Josh, kalk. Fuck. Josh'ı da uyandıramadık. Josh dönmüş. O zaman ne anlıyor? Belki o kaybettiğim vakitte bir şeyler oldu, kim bilir. Hannah! İnşallah bu herif hepinizi keser, Hanna hariç. Ben izin vereceğim. Herif bunları öldürsün ya. Tamam. Hiçbirini kurtarma, nasıl öyle? Tamam. Hanna hariç hepsi salak. Hiçbirini kurtarmamaya karar verdim arkadaşlar. Adam hepsini doğrayabilir. O Beth de iyi biri gibi ama sen bilirsin. Ha, evet, şey benim oynattığım kız değil mi? Ha. O da iyi bir insana benziyor. Ha, bak bir takım kızlara doğru anda basman lazım bunda. Mesela karıya bas şimdi. Karı neresi? Evet. Ney? Ne yapacağım? Hızlı yoldan mı gideceksin? Güvenli yoldan mı gideceksin? Hızlı yoldan mı? Hızlı. Hızlı yola doğru. Right City'ye, o zaman o tarafa doğru. Hop! Üçgene bassan çok iyi olur üçgen şimdi. Üçgen! Evet, bacağını falan hep kırdın. Ya bu ne abi? Bütün kaderlerine sen karar veriyorsun karakterlerin ya. Tabii. Bütün sorumluluk sende. Ben tabii bundan hiç hoşlanmadım. Hadi. Ben sorumluluk istemiyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Ayak izlerini takip edeceğim. Sesimi takip edeceğim. Ne bileyim ya? Hangisi daha mantıklı? Ayak izi. Hadi. Bir şeylere basman gerekebilir. Dikkatli ol. Abi bu ne? Zeka oyunu gibi üçgen, kare, x. Öyle, bu işler böyledir. Ay kurban olurum. Sakın beni boynuzlamayın kız.
bunlar? Ne yapar ki insana? Fuck shit. Damn it, Hannah. Where are you? Hannah'yı kurtar. Hannah'yı kurtar, sonra eli palalı adamla bir olun. Gidin bütün arkadaş zannettiğiniz o iğrenç insanları, toksikleri doğrayın. Ne bu? Ne yapacağım şimdi? Şu odadaki cimcikle ekranı kontrol edeceksin. Ona böyle dokunmatik ekran gibi düşün. Böyle telefon ekranı gibi düşün. Tamam, düşünüyorum. Böyle böyle yapıyorum. Bir şey olmuyor. Ha. Evet. Hannah! Ne devam et. Işık yaktı kız işte, elini alıp telefonu. Sağ çubuğu kullanarak ışığı doğrultabilirsin. Aynen. Bununla işte sağa sola baktıracaksın. Işığı ötekiyle yürüyeceksin. Çözeceksin sen bu işleri bak. Bir dakika. Nereye gidiyorum abi ben, onu da biliyorum. Kardeşini arıyorsun. Önemli olan da bu değil mi? Kardeşim miymiş o benim? Ha. Hannah! Gel senle arkadaşlarımızı doğrayalım. Ay, affedersiniz. Jump scare vardı. Ne bu? L1 ne? Şu. Ya kardeşim. Bu bayağı lazım olacak bu oyunda. Bu mu L1? Şu. Evet. Ne oldu şimdi L1 ne? Şimdi yürüme tuşuna da bas bir yandan. Neyine? Yürüme, şu. Hem buna hem buna basacağım. Abi bu ne ya? Oyun mu oynuyoruz? Askeriyeye mi hazırlanıyoruz kardeşim? Geri döndüm. Pilot mu olacağım ben ya? Pilot olan da var ha bu işlerle. Ya olursun tabii yani. Ben bu kadar yetenek ve beceri gidiyorsun. Geliştiren... Geri gidiyorsun. Geri mi sen? Nereden gideceğim ya ben? Arkadaşlar, gamepad dediğimiz şey bu kadar zor olmamalı. Kullanması zor olmamalı. Zor değil ki zaten Ceren abla. Zor. Üstünde hiçbir şey yazmıyor. Yok LS, yok bilmem ne. Kız yürüsene. Ya affedersiniz. Bulduk kızı. Hannah. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. Ne oluyor? Aşkım. Hannah, back. Neye basacağımı göster diye tutuyorum böyle. O karda kışta böyle daracık kot giymek zaten hiç mantıklı bir şey değil yani. Gençler neye bakacak? Ne giyeceğim biliyor musunuz? Arkadaşlar. No. Ne oluyor, bir şey yapamıyor mu? Kız çıkarsa bas. No. Ben ne kez izliyorum bu oyunu? Böyle karlı marlı ortamlara gidecekseniz ve civarlarda tatil olma ihtimali varsa warm tight giyin. Hold on. Kar tight'ları var. Onlardan giyin. Ne bu? Hannah'ı bırakma. Hayır, Hannah'ı bırakma. Hannah'ı bırakacaksın ve oraya elini kendini kurtaracaksın ya da... Ne yapacağım? Hangisiyle yapacağım? Bilmiyorum ki. Hangisiyle yapacağımı bilmiyorum. İşte hayat böyle geldiğini söyledim. Ya! Yapsana! Dönmeydi. Neyse öldüm ya. Geberdim seni yüzünden. Yine senin yüzünden geberdim Sungur. Niye zamanda müdahale etmiyorsun? Şurada tutuyorum. Bak geberdik gittik. Aa öldük kız. Tüh, ikisi de öldü. Öldük. Senin yüzünden öldük. Hay Allah ya. Ne oluyor şimdi? Bitmedi mi oyun? Ha, oyun bitmemiş. Ya beni evet anlıyorum. Bana yeterince bilgi vermemek suretiyle benim parmağımda oynatıyor. Ben ilk kez oynuyorum oyunu. Ha öyle mi? Sen de bilmiyorsun. Ha. Adamı ne güzel modellemiş. Ben böyle oyunları pek oynamam genelde. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. I see. But there's freedom in
with this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this. Aa, bana söylüyormuş. Oyun oynarken bunu okudum. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. Aman ne kadar yeni bir bilgi. This is life, man. Çoğu oyunda öyle değil ama. You have committed to commence with this game. Ya iyi bok yedin diyecek şimdi. And I want to help you see it through. Bu adamı nereden tanıyoruz ya? Biz ya çok ünlü bir oyuncu, adını asla hatırlamam. Çok ünlü olsa hatırlardık. Ünlü bir oyuncu diye. Yan rollerin adamı biraz böyle değil mi? Yo yo. Yan rolleri de çok da. Make sure that no matter how upsetting things may get. Don't mansplaining me, boy. Shut up ya. Dur bakalım, belki sen de erkeksin. Uyuz uyuz konuşuyor. Belki sen de erkeksin. Erkeklere de yapıyor erkekler mansplaining. O zaman explaining mi oluyor? Yo. And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential. Ah, bayağı önemli yerler. Honestly, in order to get the most. Oyunu en iyi şekilde tercih edin. Sorulara dürüstçe cevap vermen gerekiyor. Bir verelim. Ne yapacağız? Neye basıyorum? R2 hangisiydi? Ya gerçekten sıkıldım bu işten ha. Bunların basıl üstüne tut, basıl tut R2'ye. Şimdi right stick'i çevir. Çevir. Heh. Ne? Bilmiyorum. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Hiçbir şey. Huzursuz oldum diyeyim bari, çünkü mutlu da etmiyor. Her tercih okay. Çıktığında buradakini sağa sola çekeceğim. What do you think makes you feel uneasy? Korkuluk diyelim. Well, I see. Let's see. The scarecrow were not there. Would you feel comfortable staying there on your own for a period of time? Yes. Say a week, for example. Yes, çiftlik evlerini severim. Huh. And what if I told you that this cottage was haunted? Ha aşkım, bu chat'te de Okan yazmış. R right, L left. Ne? R right, L left. Hani R S L S falan diyorlar ya. Thank you. Yani R right stick yani mesela. Oh. Allah'ım ya Rabbim. Sağ olun. Right, eyvallah. Çok konuşuyor. Gravatım da çok çirkinmiş. Sen arkana astığın o resme bak. Ruh hastası. Sen git de kendin tedavi ol önce. Yalnız mimikler falan ne kadar harika ha. Well, we seem to be out of time for this session. But we'll talk again very soon. Okay? Bence bir katille muhatap olduğunun farkındasın. Bence sen de bir ruh hastasısın. Adamın mimikleri çok ha. Ama yani ben şeye şaşırdım. Hani sonuçta bilgisayar ya bu. Hmm. Bütün bu ağzının çevresindeki kaslar, maslar pıtırt pıtırt oynuyor. Oynuyorlar valla. Sony Computer Entertainment. Deminki tercih çok iyi bir tercihti ha. Deminki tercih çok iyi bir tercihti diyorum. Hangi tercih? Yani katili elini uzatıp kız kardeşini öldürüp kendini kurtarmaya mı düşünürsün, ama öbür herifte katil, yoksa ikiniz birden ölürsünüz mü? Yani ikimiz birden ölelim derdim, katille yaşayacağım ama. Evet. Katil zaten şerefsin teki, seni ya vicdan azabıyla baş başa bırakmak istiyor ya öldürmek. Ölürüm daha iyi. Ay karlar marmar. Ha, kızın adı Haydn. Penet menet bir şey. Aa, bayağı film başlıyor şu anda. Özeniyorlardı bir arada işte. Çetçim, nasıl, hoşunuza gidiyor mu? Ne oluyor ya? Şırıngalar, mırıngalar. Ya yine hamam böcekleri ve pis ortamlar mı var? Bilmiyorum, hiç
kez oynuyorum ben bu oyunu. Yalnız çizimler, görseller harika ya. Oyunun içerisinde de mi böyle olacak acaba? Herhalde böyle olacak. Yok, demek ki olacak onun için. Ama demek ki de güzeldi. Hayır, evin çizimleri, today is the one year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein was in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. One year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. Wow! Altından kızılderiler falan çıkacak değil mi? Çünkü şey vardı. My officers did search the grounds, Dreamcatcher falan da vardı. The girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Anne. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Sen düşünmüyor musun ya? Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about olabilir. Me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but... Daha çok erkeklerden bekliyoruz böyle hareketler. It means so much to me that we're doing this. And I know it would mean so much to Hannah and Beth that oğlum, we're all still here together. O salak şakayı hazırlayanlardan, Hannah'ı bunalıma sokanlardan bir de sen değil misin? O yoktu. Yok muydu bu? Josh galiba masada uyuyan çocuk muydu? Josh'u uyandır falan diyordun ya, hatırladın mı? Ay, isimler aklımızda kalmak zorunda değil mi bu gibi oyunlarda? Yo, ben odada yoktu bu çocuk ama onu hatırlıyorum. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Ya Allah aşkına, bir dağda ne yapabilirsiniz unutulmayacak? Şömineni yakarsın, sucuğunu mucuğunu kızartırsın. Efendi gibi oturup kahveni içer, sohbetini edersin. Yok. Ölen kızların çılgın abisi şeyler işte. Yapalım, bilmem ne yapalım. Haa, ölen kızların abisiymiş. Çocuklar siz yazın bu arada. Aa, o zaman adamsan kardeşlerinin intikamını alırsın geri kalan herkesten. Oo, değil mi? Herkes buraya çağırıp herhalde. Öldürecek şimdi. Çatır çatır kesersin hepsini. Bak şimdi çok iğrenç bir şey söyledim. Ama içimden o geldi. Çünkü Hana'ya yapılanları hazmedemedim. Kandı şu anda. Oyun müziği çok fazla. Arkadaşlar siz arada chatten yazın. Bende kulaklık yok ya. Ne oldu? Oyunun müziği çok diyenler var. Ha. Biraz kıstım. Spoiler vermeyin ama hikayede kaçırdığınız şeyler ortaya yazın arkadaşlar tabii ki. Ben zaten chat'e mete bakamıyorum ki şunu nasıl kontrol edeceğim diye strese girmekten. Tamam, chat bende. Oğlum bir dur. Hemen geldim. Yalnız yani... Bu mu anlayışlı, dikkatli maceracı? Hiç sevmiyorum şu kızı ya. Allah Allah. Anlayışlı bir nane videoyu diyeyim. Ben bunu oynamam, bu ölsün gitsin. Sevmedim ya, bu çıksın oyundan. Yürü bakalım hadi. Bir de ben olsam daha etekle gelmem. Ay, bilmiyorum ama. Nasıl da çirkin giyinmiş. Etekle üşürsün gibi gelirdi bana. Belki içine içlik giymiştir. Yok, altında giydiği şey tight, termal tight'tır. Ha, tamam. Onlar sıcak tutar.
Ne diyor? What? The Gates Busted Club Over mu? Nasıl yani? Kapı açılmıyor, üstten tırman diyor. Ha, climb over. Hmm. Nasıl yapacağız lan, deli misin? X'e bas yine. R2'ye bas. Right stick'le it. Oh, Jesus, never mind. Hmm. Bir daha bas X'e. Ha yok, bu böyleymiş. Dön geri, dönebiliyor musun? Yok, dönemiyorsun. Bir daha yap aynı şeyi. Ben bu oyunları çok oynamıyorum dediğim gibi sana. Ya chat bana right left dedi ya. Abi ben de aklına gelmemişti belki diye düşündüm. Gelmedi tabii oğlum, ona gülüyorum zaten. Stres olmuşum. Nereye bakacağım, bak, ne yapacağım filan diye. O duvardan tırmanacağım belli ki. Ona kendime gülüyorum. Aklıma gerçekten gelmemesine. Ve bana bunu hatırlatan insanların haklı olmasına. Hop. Güvenli. Bu ne lan? Ben sana kareyi gösterdiğim anda çat diye basmalısın. Yani bu oyunun bende derdi ne? Oyuncuyla derdi ne ya? Bastık, al. Şimdi de diyor buna bas diyor. Bu ne bastım abicim? Sen niye yani? Şimdi de ona bas, buna bas. Ya hallediyorsun ha. Öf! Ama sıkıldım yani. Ay öldüm. Ay. Ya manyak mısın ya? Ben de bu yüzden oynamıyorum bu ya oyunu. Ben pilot mu olacağım kardeşim? Tırman, tırman. Allah'ım ya Rabbim. Bir duvar tırmanacağız 2 saat. 1 saniye içerisinde ona bastın mı? 2 saniye içerisinde buna bastın mı? Niye sinir hastası ediyorsunuz insanı? Tık yapayım, tırmansın işte, ne uğraşıyorum ya. Daha katilden kaçacağız, bilmem ne yapacağız. Aynen arkadaşlar ya. Her of oyunda başka bir bahanesi var bu kızın. Ne ya bahanesi? Her oyunu oyunda başka bir şey bahanesi var. Bir şey mi yapıyorum? Ona böcek... Eleştirilerimi... Eleştiri kaldıracaksınız kardeşim. Eleştiri ona kaldıracaksınız. Ona böcekli der. Ya sen haklısın. Ben bu aynı bu sebepten bu oyunları oynamıyorum genel olarak. L1'e bastığın zaman yürürken koşuyordu hatırlarsan. Niye koşayım? Ben sen miyim? Ne bileyim. Sağa sola bakarak gideceğim. Hey, Bella. Kız kıpırdama. Kız olmasın. Kımıldama diye bir şey var. O zaman kontrolörü hiç kıpırdatmayacağım. Okay. Kontrolör kıpırdatıldığını anlıyor. Ne onu ben anlıyor yakalayana kadar. Tamam, ben diyorum sana ya, adam işte beni oyun değil askeriyeye hazırlıyor artık. Aşağıda kımıldama yazdığında kontrolörü böyle tut. Hiç sağa sol böyle yapma. Anladın mı? Bak. Hah, çözmüşüm bu işi sen. Kap şimdi onu. Yiyor, bir şey yapayım. Yiyelim. Çüş. Acıktıysan o yemek sepetinden lütfen sipariş ver. Aa hey, sponsorumuz var hey. Yeah. Vay. Oh yeah. Bana bak. Heh. Biz bedava mı sipariş veriyoruz? Yo. Para mı ödüyoruz bir de ya? Evet ya. Aşk olsun yemek sorma sepeti ya. Çok güzel sincapeti yerdik bu arada. Dur bakayım sincapeti var mı yemek aha sepetinde? Indigenous people and butterfly prophecies. Why, why, why? Tribes who once lived in these mountains believe that butterflies carried dreams and prophecies of possible futures. The color of the butterfly indicated the nature of the prophecy. Şimdi burada yaşayan, bir zamanlar burada yaşamış olan yerli halklar, indigenous people, oranın yerli halkları, kelebeklere dair kehanetleri varmış. Neymiş? Ha, kelebeklerin arkadaşlar beraberlerinde rüyaları ve kehanetleri taşıdığına inanılıyormuş. Possible futures, olası geleceğe dair takım kehanetlerde bulunabileceği düşünülüyormuş kelebekler üzerinden. Kelebeğin rengi de bu prophecy'nin doğasına işaret ediyormuş. Death. Black butterflies prophesize the dreamer's death. Ha. Rüyayı gören, eğer rüyanda şey görüyorsan, nedir onun adı? Siyah kelebek görüyorsan öleceksin.
Kırmızı görüyorsan başına tehlikeli işler gelecek. Kahverengi görüyorsan trajedi. Trajedi yaşayacaksın. Arkadaşlarını da etkileyen. Sarı görüyorsan sana yardım ve rehberlik sunuyor aslında o rüyada. Beyaz görüyorsan talih. Broad dreams of luck and good fortune. Evet tamam. Talih ve güzel bir gelecek getiriyor sana. Yazıların Türkçe çevirisi vardı. Vallahi benim de çıkmadı arkadaşlar. Anlamadık biz de onu. Aa. Totem eserlerini bulacaksın. Bir totemi al, döndürünce renkli bir kelebek ve muhtemel bir geleceğin ön sezisi. Geleceğin ön sezisi nasıl bir çeviri? Sorry de yani. Ya. Noli. Sarı kelebek. Kılavuzluk totemi. Gelecek belirsiz. Kehanetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yaptığın seçimlere bağlıdır. Hadi ya. Allah'ım ya. R1 hangisiydi? Bu muydu? R1 şu. R1. Hı. Bu R1, bu R2. Hı hı. Bir bakayım bakayım. Sarı kılavuzluk gelecekteki yerlik... tamam tamam. Geri nasıl gidiyorduk? Yuvarlak. Hı hı. E okey, ne yapıyorsun? Çözdün lan sen bu işleri. Ya ya sorma. Var ya şu an acayip terledim. Niye? Ya oyunu oynamaya çalışmak bile geliyor insana. Ay ne kadar güzel manzara. Durup manzarayı izleyelim mi? Olur. Bu oyunları seninle oynamak çok keyifli ha. Öyle mi? Ben inanılmaz kendim çok sıkılıyorum bunlardan. Sürekli bıdır bıdır konuşuyorum ama gerildiğim zaman daha çok bıdır bıdır konuşuyorum, fark ettin mi? Kesinlikle ben bunu fark ettim. Ben bu oyunlarda kendimin bu yönünü fark ettim. Çok gerildiğim zaman korku filmlerinde millet oturup böyle ağlar ya. Hayır ben vır 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 vır. Taramalı tefek gibi konuşuyorum gerildiğim zaman. Ben nasıl oluyorum biliyor musun? Belli ki biraz sonra adam çıkacak. Biraz da buraya yürüyelim. Bebeğim sen biraz ruhsuzsun ya. Evet ya. Biraz öylesin aşkım. Korku oyunlarında, gerilim oyunlarında mesela herif şöyle oluyor mesela. Müzik veriyorlar sen böyle hah oluyorsun ya. Evet. Ben şöyle oluyorum. Ha müzik geldi. Herhalde biraz sonra bizi korkutacaklar. Bebeğim ben mutfakta bulaşık falan yıkarken sen aniden girdiğin zaman da çığlığı basıyorum. Evet ya. Yani. Ne güzel yaşıyorsunuz bu hayatı vallahi. Şurada tabela vardı. Onu nasıl istersen. Arka. Ha dur. Tabela, tabela neredeydi? Ya gamepad beni arkaya döndürür müsün? Gamepad beni arkaya döndürmüyor ki. Bak kız girdi buraya çıkamıyor şimdi. Çıkar çıkar. E çıkamadım. Yok yok çıkma. Ha tamam. Ne var dedin? Şurada bir tabela vardı ona bak diyecektim. Aa, the past is beyond our control. Diyor ki geçmiş kontrolümüzün ötesindedir. Geçmişi değiştiremezsin diyor yani. Şimdi bunu gören aklı başında bir insan basar geri gider aslında da neyse. Resident Evil'ı unuttum diyor. Arkadaşlar işte Resident Evil... Beni bile yerimden sıçrattıysa Ceren'in de yardımlarıyla işte o Resident Evil başka Ceren'in bir... yardımlarıyla. O Resident Evil'ın ve Ceren'in ortak başarısıdır. E tamam açamadık kapıyı. Bir de ben Dead Space'te çok geriliyorum. E ne yapalım şimdi? Ya bana hem çarpı gösteriyorsun hem çarpı hiçbir işe yaramıyor. Kandırıyor seni oyun işte. Oyun iyi bir şey ki. Max here, where are you? You're not in the bag, are you? Kız biraz salak. Hello. Bu kız ölebilir bu arada. Ben savunmam bu karakteri. Hanım şakası makarası bir yana ben biraz acıktım. Ne yeriz? Ben de acıktım. Son derece sağlıklı. Yer mi? Bir dakika ne yapacağım? Meraklı olup telefona bakacak mısın yoksa çantayı kapatıp dürüst bir Müslüman mı olacaksın? Tabii ki bakacağım. Aha. Hay Allah'ım yarabbim. Aha. Eylemlerin oyunun gidişatına göre bir isim veriyor. Beyaz kelebek simgesi çıktı demin. Subhanallah. Düzenli, Ashley'e aşık, koruyucu, nükteci. Bu ne be? Wattpad karakteri mi bunlar ya? Tabii ki. Bu ne, nasıl bir şey? Bana ne herifin? Yani anlamıyorum. Düzenli, Chris, Ashley'e aşık, koruyucu, nükteci. Ne yapayım? Anlamadım ki. Bunu yani... You scared me. I'm sorry, are you my secretary? I was buzzing. Cool, well... Thanks for letting me know. I can take it from here. Gelmiş kız dağın başında tek başına telefon çalıyor. Bakar yani.
Ne istiyorsun hanım? Sağlıklı seçimler. Ya benim var ya bir yerim. Orayı açtım. Oradan bana baluklu bizim batıdan söyler misin aşkım? Tamam. Bir de profiterol gömer miyiz ya? Olur, gömelim. Oranın yine profiterolü var. Tamam. LS. Ha. Oh. Bir dakika. Dur, geri gel. Bu ne böyle? Milgram Victor diye birisi kaybolmuş ama yüzü yok. Victor Milgram. Okay. 1998'de kaybolmuş bu arada. Oyun kaç senesinde geçiyor bilmiyorum ama iPhone'la oynuyor. Antidan'ın güzelliğini çözmek için ipuçları topla, hayatta kalma şansını artır. Ben bu kızın hayatta kalmasını istemiyorum şu anda. Devam et bakalım. Ayarları açın abi, çok rahat oluyor bunları okumak. Hanım bir dursana, yazıların Türkçe çevirisi tamam. Var diyor arkadaşlar. Bir bakayım ben ona. Arkadaş oldu? Kenar çubuğu metni deyince açıkçası arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anlamamıştım. Neymiş? Seyirci için de şeyi çeviriyor. Bak. Ha. Şunu. Evet öyle bir şey dur varsa. Dur bakayım. Oldu mu? Ha. Bak, çeviriyormuş evet, buraya. Evet. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben onun yani kenar çubuğu çevirisi. Kumbaklama suçuyla olan bağlantısıyla beraber çeşitli ölüm tehditlerinden dolayı aranıyor. Bu tehlikeli suçluyla ilgili her türlü bilgiye sahip olan kişi en kısa zamanda bilmem nereyle. Blackwood vilayeti aklı polisi. Ha. Okey. Tamam. Yani kundaklama suçu ile bağlantısı. Çeşitli ölüm tehditlerinden dolayı aranıyor. Yani bizim katilimizin adı Victor Milgram. Yüzünü bize göstermedi. 98 senesinden beri o dağ ve çevresinde katillikle geçimini hayatını sağlıyor. Sürdürüyor anladığımız kadarıyla. Geçimini katillikle sağlıyor. Katillikle de çok geçinemezsin bu arada. Evet. Ta-da! Ne? Red, right? Yeah. Limitim yetersiz çıktı hanım, veremedim sipariş. Beauty is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Nasıl yani? Yeah. Dağ başında tabii ki silah atarsın. Dağın başında silah atmayacağım da nerede atacağım? Pardon. Ne bu böyle? Chris teleferik istasyonu 2111 ne? Arada gösteriyor işte bir şey. Ha, Chris'e geçtik şimdi sanırım. Ha. Kontrol değişiyor böyle arada. Nişan almak için sağ çubuğu kullan. Bak şuraya nişan alacaksın, görüyor musun? Ha. Bravo. So, ne oldu şimdi? Becerdin sen bu işi ha? Ya kardeşim, o benim genetiğimde var. Karadenizlilik mi? Bilmiyorum artık nelik. Eşkıyalık da olabilir. Aa, söygüncülük, çetecilik hepsi olabilir. Bak orada. Sen öğreniyor musun bu işleri ha? Ya kardeşim, bunu yapamayacak ne var? Wow, nice shooting tits. Alright, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. Nah, I don't think so, girl. Yani ne kadar nefret edilesi karakter varsa niye hepsini oynamak zorundayız oyunda? Korku filmindeki adamları çoğu ölecek ya, işte ölenleri şey yaptı ya. Ay, gene kuyruğunu yerim ya! Sincap'ı oynasak. Sincap'ı da vurabilirdin. Niye sincap'ı? Nasıl vuracağım sincap'ı? Duruyordu orada. Şimdi bana bu atışları ne yaptırdı ki bu oyun? Demek ki oyunun devamında önüne çıkacak böyle şeyler. Ha. Üstüne biri gelirken silah moduna geçecek. Kelebek etkisi güncellemesi. Ne oluyor?
beyaz çıktı. Demin sincabı vurmak yerine hedefi vurdum, beyaz kelebekler çıktı hayırlı bir iş yaptın diye. Ay vallahi bu çocuğu oynuyoruz şu anda. Ay. Bu da bizim imtihanımız. Bu Chris o dolaptan çıkan düdük mü acaba? Kamera açıları değişince Allah bu olur. Aşkına, ne yapıyoruz? Bu olur, bu olur. Bu oyunların dandikliğidir bu genel. 1980'den beri çözemediler. Yürütüyorsun. Çocuk yürürken kamera açısı değiştiğinde gamepad'in yolu değişiyor. Bir parmağını çekip tekrar yürütürsen çözülüyor genelde. Mesela ileriye gidiyor ya şimdi. Şimdi ekrana doğru çekmen gerekiyor. Sen söyledin mi yemek? Ben abi ona çıktım bu arada. Söyledim. Teşekkür ederim. Yemek sepetinden siparişimizi verdik. Tatlımızı da söyledin mi yemek sepetinden? Söyledim, söyledim. Yeah, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. Ceren hocam, Levent Kazak sizin film videonuzdan bahsetti. Aa. Evet, film videomuz değil. Hacivat Karagöz neden öldürüldü yayını yapmıştık ya. Nereye gidiyorsun? Ne bileyim, LS çıktı, ben de LS'ye basıyorum. Başka bir giriş mi arıyorsun? Sanırım yani bu kapı... Ben chat'e baktığım için... Bir daha gidip X'e bassana kapıya, tam ne yaptığımızı bilelim. Boş boş gezersek oyun bitmez. Evet. Biz Hacivat Karagöz neden öldürüldü yayını yapmıştık ya, Mehmet Berk Yaltırık. Ondan sonra Nane Molla, Ömer Faruk Yazıcı falan. O da izleyici olarak katılmıştı onlarda. Çok memnun olmuşlardı hem bizim konuşuyor olmamızdan o filmi. Hem de gerçekten en top anında 1500 izleyiciyi görmüştük. Replikleri ezberden söylememiz falan çok hoşlarına gitmişti onun. Birkaç kere dile getirdi katıldığı ortamlarda, sağ olsun. Onu da mutlu etmek biz de mutlu ediyor tabii ki yani. Bir içeri gir bakalım. Ne yapayım? Teleferikçi yok. Burada vakit geçirelim bari biraz diyor. Otel ve sanatoryum mu? What a crazy place to set up house. No matter how rich you are. Bizdeki şeyler işte, ne o? Terkos otelleri. Yok. Termos sanatoryum otel. Başka bir şey. Sanatoryum ama hem otel hem sanatoryum nasıl oluyor? Sanatoryum bir tür tıp merkezi yani. İşte bunlar. Hani böyle temiz hava. Mesela Muzaffer Kuşan kilo verme merkezi işte yani. O kadar dandik bir yer değil. Orada insanlar öldü. Bu arada. Burada sanatoryum bizde en çok ne anlamlarında kullanılıyor biliyor musunuz? Bir zamanlar verem hastalığı çok yaygınmış memlekette. Temiz hava alsınlar diye sanatoryumlar kurulmuş. Temiz hava verem tedavisinde çok önemli ve etkili olduğu için böyle ağaçlık yerlere sanatoryumlar kurmuşlar. İnsanlar orada yatmış. Tedavi olmuş. Neye bakıyorsun şu an? Bakıyorsun öyle. İstersen daireye basıp çıkabilirsin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu oyunlarda bir sürü gereksiz şey var ha. Tabii. Odanın başka bir köşesine bakamıyor muyum? Böyle gel. Gamepad'i kendine doğru çek yani. Çocuk bize doğru yürür o zaman. Buralarda bir şey var mı? Yok. Bakmış oldun. Belki bir ipucu bulacaktın. Belki kanlı bir el bulacaktın. Şimdi boş diyorsun ama iyi bir şey de bulabilirsin. Biraz dedektiflik şeylerini yap. Ya çabuk olsun bir şeyler ya. Oo. Tamam da ben de haftada 2 saat oyun oynuyorum anasını satayım. Sen de haklısın. Olaya girene kadar oraya gez, burayı gez. Gamepad'e alışmaya çalış bilmem ne. CSGO oynayalım biz seninle haftaya. Buna devam ederiz istersen bu arada. Ya ben Call of Cthulhu'yu daha bitiremedim. O bitmez hanım. Bana mı? Ben onu oynamak istiyorum. Adventure begins. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. It's hard to tell with him and I kind of worried. Ay, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened. Enjoy the trip. You know what? You're right. You know how Josh and I met? No. Okay. Third grade.
Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was. Çocuğun tipinde genel bir hırtlık var zaten ya. So I got moved to the back. Ben mesela o durumda olsam otele gelen çalışacağından asla emin olamaz ve ona binemezdim. I mean, and became friends to this day. Pat diye kalırsam yolun ortasında diye korkardım ve yapmazdım. Jeannie Simmons hit puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra. I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone right now, or we're talking to some other person entirely. Boom. Veya işte şey biliyor musun? Butterfly. Mesela burada başına bir iş geldi, dağın başında kaldın. Kimi aramalısın? Acil durum hattının numarasını biliyor musun? Ben görüşler atmıyorum. 911. Ben bunları bilmeden yola çıkmazdım yani. Amerika'da hep 911. Burada kim bekliyor bilmiyorum. Jess, Mike'ın kendinden emin. Jess, Mike'ın yeni kız arkadaşı. Güvenilir ve saygısız. Bu o kızı öldüren kızların arasındaydı ya işte. Yatağın alttaki tip değil mi bu? Güvenilir ve saygısız. Acaba çeviri hatası mı? Boy oh boy oh boy. Muhtemelen reliable. Yeni insanlarla tanışma vakti dedi. Oh! What the hell? Jess! Hey! Jessica! Over here! Are you guys having a really weird stroke? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? Pretty ben please? Ben mi çarptırdım, kız kendi mi çarptı? Nasıl? Tamam, çek elini. Oh my god. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick Chris. Look, got a lot of meat on my bones. Saw muscle down here. Aa, chat'tekiler hiç sevmiyor bu kızı. Ne? Chat'tekiler hiç sevmiyor bu kızı. Bir şey olmuş herhalde. I'm just doing like Sam taught me. Other people's private thoughts are my own personal playground. Do not be a jerk. Ya ben bu insanların hiçbirinden hoşlanmadım ya. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Sürekli de bir gül detaylı var farkında mısın? Yani çok böyle boş boş işlerle uğraşan, birbirinin dedikodusunu yapan salaklar gibiler. Mike and M split. We're together. Whoa, drama. M. Not really. Pretty clear cut, actually. M's out, I'm in. Huh. Yani birbirine böyle davranan insanlar gerçekten arkadaş mı yani? Bunların bir arkadaşlıkları bir tuhaf ya. Böyle bir arkadaşlık yok ya. Aynı gemiye dönmüş bir grup amaçsız insan gibi oluyorlar genelde. What? I mean, you know, whoever. Sam? Hüseyin Dinç demiş ki, abla, oyun gençlik dizisi tadında zaten. Oynarken keyif almak için olgun düşünme demiş. Ay iyi de, ben karakterlere uyuz oldum yani. Karlı dağları falan izliyorum. Emily, zeki, Mike'ın eski sevgilisi. Oo. Becerikli, inandırıcı. Aa, Ceyda'ya benzemiyor mu kız? Yok. Baksana, çekik gözler. Yani. Dudaklar falan. Kardeşime benziyor. Mike'ın eski sevgilisiyle Mike'ın yeni sevgilisi bir arada. Ne pardon? Bu da token. Motivasyonu. Met. Motivasyonu ne? Motivasyonlu mu? Motivasyonlu demek istediyseniz son derece yanlış bir Türkçe. Bu ne demek? Motivasyonu ne ya? Motivasyonu. Met. Emily'nin yeni erkek arkadaşı. Hırslı. Aktif. Ama üçgeni takip ediyor musun? Şimdi sekste bu da... güçlü mü yani? Bunu mu diyorsunuz? Bize ne abi? Çocuk siyahı olunca. Hayret bir şey ya. Çocuk siyahı olunca oradan vurmuşlar. Bu karakterin ismi de Token. Abi bunların hepsi birbirinden salak. Hepsine uyuz oldum ya ben bunların. Yok yok, bu yine bak düzgün çocuk çıkar. Abi salaklarla arkadaşsan kusura bakma, sana da saygım yok. İstediğin kadar düzgün ol. Salaklarla arkadaşsan salaksındır yani. Düzgün falan değilsin. Yani
thing. Ah! Jesus! Geri zekalı. Salak. Ay inşallah önce senin götünü keser o katil. Mike, Emily'nin eski sevgilisi. Zeki, kararlı, inandırıcı mı? Oh! Allah'ım ya Rabbim ya. Bu mu? Zekiymiş, inandırıcıymış. Bu mu? Şu tip. Ben şöyle yapıyorum. Parmağımı araya koymadan yapıyorum. Kızı odasına çağırıp yani. Çıplaksan daha seksisindir eminim bilmem ne deyip sonra da şaka ortam hazırlayan şu mu? İnandırmış Zeki. Ama kızı işte. Zeki mi bu? You guys. Michael. Salan teki. Really shouldn't see your faces right there. Ben bu oyunu oynamam abi. Katil gelsin hepsini doğrusun ya valla. Guys, we're all friends here, right? No need for violence. Hiçbirinin hayatını falan kurtarmam açıkçası. Değmez ya. Tövbe yarabbim, hepsi ayrı yüz oldu. Şu kız belki akıllı bir şeydir. Don't be like that. Like what? The way you're being, you always get like this. Sen salaksın çünkü ya. Michael, I'm just gonna lay it out. Otherwise, this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? Matt. I hear you, man. I get it. I don't want to make this weird. So we're good? All good. You guys gonna make out now? Oh my god, totally. So gonna make out. No, seriously, I'm gonna go check on the cable car back down the trip. See you, man. Ay, çok uyuz oldum ben bu insanlara arkadaşlar. Oh crap. Biz de genç what? Olduk. Biz de salak olduk. Ama öyle olmadık. The bags? Yeah. All the bags. Why? I need to go find Sam. Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. All right. Fine. If it's so important, I guess I can pack horse it the rest of the way. But you owe me one. Excuse me? Well, then we're even, at least. I'll think about it. Just be careful. See you up there, sweetie. Thank you. Ne oldu şimdi durum güncellemesi? Şey oluyor mu diye bir yandan düşünüyorum. Sağda solda böyle aniden beliren kelebek falan olacak mı? Onu yakalamam gerekiyor mu benim mesela? Ay ne olur bir tane akıllı karakter olsun ya. Ay bu da salak. Entelektüel mi bu? Entelektüelmiş, eşli Chris'e aşıkmış, meraklı ve içtenmiş. Ay lütfen hayatı kurtarılmaya değecek bir tane insan istiyorum şu oyunda. DS bu değil miydi? Right stick. Ay affedersiniz. No problem. Ne oluyor ya? Ben hareket ettiriyorum. Şurada bir şeyler var sanki. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. And not in the friend zone kind of way. They might need to check the expiration date on their big breakup. Leşleş ilişkiler ya. Ay pardon. Oh! Oh! Öp be! Hey, whoa. Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare Jeez you. Louise, well, Matt. I did mean to scare you, sort of scare you, but not like for real scare you. Oh my gosh. Oh my gosh. Hey, well, man, I'm really sorry, Ash, Dan. It's okay. It's fine. It's fine. What are you looking at? See anything juicy with us? Let me check it out. Bir şey derdim ama neyse canlı yayındayız. Bak bak. Sure, mal olma evladım. Son of a bitch. Seriously, Emily? What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. God damn it.
Ya salla kızı geçsin Matt. Zaten o yüzün teki. Birileri ölmeye başladı keşke artık. Bu kim bekliyor burada? Bilmiyorum. O soğukta beli de açık. Donu dışarıda. You did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Oof. Ne oluyor ya? Niye gamepad titriyor? Stres yapıyor işte ekstra sana. Ya arkadaşlar, Until Dawn dediniz. Bir avuç hıyarın bomboş muhabbetlerine bakıyoruz ya. Yemin ederim bu nedir ya? Birbirlerine şimdi de kartopu atıyorlar. Bu gerçek bir oyun mu ya? Ben sıkıldım ha. Dur şimdi herkes ölmeye başlayacak inşallah. Yani sosyal hayatımda asla muhatap olmayacağım tipler. Bunların oyununu oynuyorum şu an. Ne yapıyorum ya ben şu an? Vallahi bıktım. Sıkıldım. Buralar aslında tutorial gibi düşün. Ne? Tutorial. Sen dedin yani oyunu öğretecek bir şeyler var mı diye. Buralarda risksiz bir şekilde oyunu öğreniyorsun şimdi. Şuna bak, ne yapıyorum şu an ya. Ya o katil olsaydı ve silah sıkman gerekseydi ona. Ya vallahi sıkıldım lan şunu ya. Aa, böyle olur mu? Ay. Bir grup gerizekalı. Ben bunlara ne yapacağım abi, ben sıkıldım ya. Bir de bunların hayatını mı kurtaracağım, katilden mi kurtaracağım bunları? Ay. Öf! Yanlış mı düşünüyorum ya? İçine taş koy abla diyor. E o da salak, o da salak. Ne fark edecek? Ama ya erken sıkıldım diyorsunuz da. 6:30'dan beri yayındayız. Bir grup salağın bomboş muhabbetini dinliyorum 2 saattir ya. Ben şöyle adamların şöyle şu tarz şu mic mıdır nedir? Yok sayıyorum. Benim için yok hükmündeler mesela öyle insanlar. Sınıf arkadaşlarım oldu, iş arkadaşlarım oldu. Yemin ediyorum beynim varlıklarını kaydetmez. O kadar uyuz olurum. Derler bana böyle, var ya bizim ofiste atıyorum bir tane Ali var derler. O kim ya filan oluyorum. O kadar beynim kaydetmiyor varlıklarımı. Sıkıcı sıkıcı tipler. Oyun daha başlamadı. Ya başlasa ne olacak? Bütün karakterler salak. Bir tane sarı kız vardı az önce dürbünden bakan. O biraz düzgün insana benziyor. Hepsine uyuz oldum. Oh, okay. Okay, you're really gonna get it. What am I gonna get? Well, I can think of at least one thing. Yeah. But you'll have to wait until later. Ya ergen ırkçılığıyla ne alakası var? Biz de ergen olduk. Kurban olurum. Benim bir sürü ergen izleyicim var. Tatlışlar, müthişler, fıstık gibiler. Bunun ergenlikle ne alakası var? Bunlar boş kafalı. Bomboş tipler. Ben ay vallahi sıkıldım. Ben de bu yüzden oynamamıştım bu oyunu. Senin yerine ben oynayayım, sen söyle ne yapayım ne edeyim diye hadi. Hepsi ölsün. Tamam. Hiçbir şekilde kaçmayalım katilden, hepsi gelsin hepsini kessin abi. Ergen shaming yapıyorsun, ayıp oluyor diyorlar. Aşağı. Hayır değil, ergenlikle falan hiç alakası yok. Bunlar ergen mi? Bunlar eşek kadar insan. Evlenseler çocukları olur. Ne ergenliği? Geldik yine müdüre. Ne alakası var? Benim 16-17 yaşında, daha bile küçük yaşta bir sürü izleyicim var. Her gün muhatap olduğum insanlar var. Akıllı, uslu tipler. Bak diyor, sizi çok ergenfobik buldum diyor aşkım. Ayrıca da tamam, ergenliğin kendine özgü bir salaklığı vardır. O başka, bunlar kocaman insan olmuş. Now pick up that book, turn the pages. You will see a set of pictures and symbols that will identify which image set. Zır 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 bir şeyler. Ay sıkıldım, yemin ediyorum sıkıldım. Ne diyorsun? Ne bileyim, ne istiyorsan onu yap ya. Vallahi sıkıldım yemin ediyorum ya. Sen söyle. Kadınlar beni endişelendiriyor desin, psikopat ya.
Tamam. Konuşmuyor da. Sağ. Sol. Abi bu ne ya? Ama vallahi sıkıldım, yemin ederim. Bu nedir ya? Dayan biraz daha bakalım. Çok sıkıcıysa kapatırız ya. İyi, fare olsun. Tamam. Ne yaptırıyor şu an bana oyun? Niye yaptırıyor bunu? Öf. Peki bıçak olsun. Tamam, bıçak olsun. Gerçekten sıkıldım. Samimiyetle sıkıldım ya. Fare olsun. Benimki ya, aman! Ne yaparsan yap. Hiç umurumda değil. Karışmıyorum abi. Hayır, yok. Sonra. Korkuluk olsun. Bir daha da ben hayatta da şuna dönüp oynamam. Kusura bakmayın. Until Dawn, Until Dawn. Bu mu ya önerdiğiniz oyun ya? So sorry. You're doing very well. Don't be nervous. Ay. Neyse, bunu da yaşamış olduk diyelim. Speed up. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be. Ya ben başladığım oyunları bitirmek istiyorum ya. Call of Cthulhu, Diablo geçidi falan. Bitireyim ya başladığım oyunu. Veya biraz hızlı ilerleyen oyunlar bari önerin. Ben gerçekten haftada 2 saat, 3 saat oyun oynuyorum zaten. 3 saatte anca bir olay olacak da bilmem ne de ben öyle oyunlardan yani verim alamam ki. Abarttığımı düşünenler neye göre düşünüyor acaba? Beni sıkmışsa sıkmıştır. Bunun doğrusu yanlışı mı var? Ben zevk almıyorsam almıyorumdur abi. Ne yapabilirim yani? This is very interesting. Thank you. Kusura bakmayın, bir oturuşta 8 saat oyun oynayan bir insan değilim. Zaten 2 saat, 3 saat oynayacağım. Ondan da bir verim alayım istiyorum. Sürekli vır 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 konuşan birileri. Yok kar topu savaşı. Ne bu şimdi ya? Some combination sounds like a good Friday night. Well, I'm afraid once again we're out of time, but I promise we'll talk again very soon. Keşke seni öldürsem şu anda, bir daha karşıma çıkmasan oyunda. Ah, bakalım nereye varacak. Yalan olmasın, benim de bu oyunu oynamama sebebim şu ana kadar bunlardı yani. Hannah! What's going on? Where's my sister going? It was just a prank, Han. Geçemiyormuşum. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. I really want to spend some quality time with each and Detroit every become one human of you, Detroit and human diye just share some moments that Detroit you'll never human forget. Hayır abi. Yeni oyuna başlamak istemiyorum. Eski oyunlara devam etmek istiyorum. I need to go find Sam. Hangisini en çok? Kola kutuluyu açalım, onu oynayalım ya. Olmaz mı? Şu bir daha olacak, bir bakayım da. Ben de merak ettim artık, geldik buraya kadar madem. Butterfly effect. Belki keyifli bir şey olur katil çıktıktan sonra, daha katil çıkmadı. Man, I feel like this mountain gets bigger every time I climb it. Oh yeah? It feels the same to me. Come on, you grew up here. It probably feels like it's shrinking. Sen hiç tahammül edemiyorsun bunları ha. Ben şu an içime doğru ölüyorum ya. Aşırı sıkıldım. Bir katil çıksın ya. Katil çıkınca da keyifli olmazsa kapatırız ha. Nereden bilirsin? Okay. Hey guys. Get up here okay? Yeah. Oh, more or less, but
It is so good to see you. What's up with him? Evet, bir üf sayacı başlatsak doğmuştu şu anda yani. Yo yo yo. We got things moving up here or what? Yeah, man. Hey. You doing all right? I mean, I know it must be really tough without your sister. Stop. I just meant that. No, I know what you meant. You know, seriously, I'm over it and I just ya want ben bunların to have sesine a good time, de gıcık oluyorum. You know? Like we always used to. Damn it. Bıktım boş muhabbetleri dinlemekten. What else? Maybe there's another way in. There are a million ways in. They're just all locked. There's gotta be like a window around the corner we can get like get open or something. Wait a second. Are you saying we should break in? Her oyun böyle midir arkadaşlar? Bir oyunu açarsın, oynamaya başlarsın. Bir buçuk saat, iki saat geçer ve hala tam olarak bir şey olmamıştır. Vır 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 birileri konuşuyordur. Bomboş işlerle uğraşıyorsundur. Her oyunda bu böyle midir? Bu normal mi? Oyunlar için geçerli bir şey mi bu? Yok canım, öyle oyunlardan ben de çok sıkılırım. E sarmadıysa sen gel başka oyuna geçelim. Ben PC açayım şimdi. Bıktım ya. Aslanlar gibi GeForce Now'umuz var. Ya bir de bu tarz oyunları bir aksiyon yaşamak için girmiyoruz. Değil mi? Bir heyecan olsun, bir aksiyon. Yok bana sincap besletiyor. Yok bana kar topu oynatıyor. Yok atış yaptırıyor. Bu ne abi ya? Dur PC'ye geçelim. Ay. Sen sıkma tatlı canını. Bir olay görelim, bir aksiyon görelim istiyoruz. Bir şey görelim istiyoruz yani. Haftada zaten 2 saat 3 saat ayırıyorum şu oyun işine. Bir aksiyon, bir heyecan yaşayayım istiyorum. Zaten evde otura sıkılmışım. Kafam dağılsın. Bir şey oradan bir şey çıksın, buradan bir şey çıksın. Ne bileyim. Dur bakalım. Bunun peşindeyiz zaten. Ben çok sıkılıyorum bu tarz şeylerden. Saatlerce oyun oynayamam ki. Bana böyle geliyor yani. Dur bakalım. Sarmadıysa sarmaz aşk. Outlast bile daha iyiydi bu açıdan. Hemen olaya giriyorsun. Hemen işin içine giriyorsun. Anlıyorsun neler oluyor filan. Hemen işin içine giriyorsun. Orada Outlast oynarken, ipucu toplarken bile gayet verimliydi. Hemen öğreniyorsun. Parçaları bir araya getiriyorsun. Hemen gidiyorsun falan. Daha çabuk aksiyon aşamasına geçmiştik yani. Call of Cthulhu desen orada bile öyleydi. Ben yavaş oynadığım için belli bir noktaya gelemedik bir türlü. Ne ya? Aşkım, oyun zevkini kimseye izah etmek zorunda değilsin. Ya bir ben, oyun influencer olarak ben bunu çok yaşadım. Benim görüşüm bu. Beğenmeyip kapattığın her oyuncudan çok eleştiri alırsın genelde. Niye bana beğenmedin abi, diye. Bu iş öznel bir iş değil mi? Bu sübjektif bir şey. Öznel ama işte seyirci sizin her şeyden keyif almanı istiyor. Mümkün değil böyle bir şey. Sizin sevdiğiniz bir sürü şeyi ben sevemem. Hatta sizin sevmenizi ben garipserim. Benim sevdiğim şeyi siz garipseyebilirsiniz. Bence son derece subjektif bir şey zaten bu tarz şeyler yani. Ya kimisi de işte film gibi falan izlemeyi seviyor herhalde. Şey olsa mesela haftada 6-7 saat oyuna ayırabilsem Until Dawn için demiyorum. Karakterleri, diyalogları falan hiç sevmedim. Ama film gibi başka oyunları ben de severim. İsterim. Bakayım şunu sevecek misin acaba? Yani böyle hikayesi devam etsin. Mesela bak oynadığım ilk günden beri Call of Cthulhu aklımda kaldı. O hikayeye devam etmek istiyorum. Diablo geçidi oyunundan bile bir parça sıkılmıştım hemen pıt diye öldüm diye. Ama yine de içimde kaldı. Devamında ne oluyordu acaba diye. Çünkü boş beleş sohbetler, boş beleş konuşmalar falan yoktu yani. Sıkmadı beni. Şahsi görüşüm bu yönde. 6-6 abonelere özel falan olmayacak. Hiçbir zaman olmadı. Nereden çıktı ya o? Şeyi unutmuş Sungur. Yayının ana içeriğini kesip atmayı unutmuş. Beyimi üzdüğünüz için, adamcağızın kafasını bulandırdığınız için unutmuştur. Böyle düşünüyorum arkadaşlar. Herkesin şeylerini sevemez yani. At Dead of Night. Onda da sürekli kaçtığım için biraz sıkıldım ama orada bile çabucak aksiyona geçmiştik değil mi Sungur? O hızlı başladı evet. Onu başta biz anlamadık. Valla ben şu konuda sana hak veriyorum. Ben bu tarz oyunlarda genelde çok sıkılırım. Bunların arasında bir tek Detroit Become Human oynadım. Bunlar böyle yarı sinema yarı oyun karışık işler oluyor. Severin çok. Ben sevmiyorum genelde.
Detroit Become Human'ın da mesela senaryosu bir yerden sonra aşırı sıkmıştı. Detroit Become Human. Detroit Become Human bu kategoride bir oyun. Detroit bir bölge ismi değil mi? Hmm. Become Human'ın ne oluyor yani? Ne demeye Detroit çalışıyor? Detroit bölgesinde robotların ayaklanmasını anlatan bir oyun. Robotlar ayaklanıyorlar ve diyorlar ki hopidik hopidik bize haklarımızı verin. Anladım. Hopidik diyorlar özellikle. Ya kardeşim ya kareye basınca falan kızmıyorum. Kız duvara tırmanacak Until Dawn'da, tamam mı? Orada böyle nasıl diyeyim küçük oyunlarla benim reflekslerimi deniyorsun. Ya cins misin nesin? Oyunun içine girmeme izin ver. İçine girdikten sonra reflekslerimi dene. Bakalım 3 saniyede kareye basabiliyor musun? Bakalım 3 saniyede üçgene basabiliyor musun? Bu ne ya? Bir ara çok popüler. Hiç hoşlanmadım ben bu durumla. Yemek sepetinden sipariş ettiğiniz yemeklerimiz geldi. Hanım biraz açılınca tabii huzursuzluk da artıyor aşkım. Rockstar yine şov yapıyor. Bakalım açılacak mı? Ben de hiç sponsorluk deneyimi olmayan, bu konularda son derece bilgisiz ve deneyimsiz biri olarak şey yapmaya çalışıyorum. Yemek sepetinden sipariş ettim. Ne yapalım? Biz köylüyük diye beğenmediler. Bizim kanalımıza kimse sponsor olmadı bugüne kadar. Çünkü biz kültür içeriği yapıyoruz be. Kütür kültür. Yüklü mü bu? Bu ülkede kimse kültürlenmenizi istemez. Bunu asla unutmayın. Updating. Bana bak, yemek yiyip öyle mi devam etsek? Ya da şey sen mi? Ye. Ben yiyeyim sen sonra ye. Sen geç falan. Ben şöyle bir tane oyunum var elimde, bunu bir görmeni istiyorum. Çünkü dünyanın en güzel manzaraları bu oyunda. Yalnız sizin karşınızda yemek yerken çok çirkin gözüküyormuşum. O yüzden ben şu köşeden yemek yiyeceğim. Sen nasıl istersen. Siz ya. Siz beni görmeyin ama ben chat'i okuyayım bir yandan. Evet. Sponsorluk dünyasına da tribimi attım. Daha İyi yemeğimi yiyeyim. İyi ettim, yandan, boş ver. Kenardan şey yapayım. Red Dead Redemption 2'yi açalım da arkadaşlar. Biraz şöyle açık dünyada kar manzarası görelim. Hanım oradan coşarsa coşar. Red Dead Redemption yavaş ama o sanki trenin sevebileceği bir şey ya. Zehra'cığım teşekkürler. Sen hep çok güzel gözüküyorsun demiş Zehra sana, haberin olsun. Five Nights at Freddy's'i Ceren sevmez arkadaşlar. Jumpscare sevmiyor. Bu oyunda da jumpscare'dan sıkıldı bence bu arada. Masaüstü arka planlarını nereden alıyorsun? Bing arkadaşlar. Microsoft'un Bing diye bir hizmeti var ya. Günlük wallpaper değiştiriyor. Can abi sen oynatırsın. Detroit oynayalım ne olur. Olur, Detroit'de oynarız. Ama Detroit PlayStation'da ve inik değil. GeForce Now'da da var mı bilmiyorum, yüklü olmadan açabilmemiz için. Bakalım. Fiyatı uğruna linçler yediğim GeForce Now'a bir bakalım. Belki Detroit orada vardır. Orada varsa açabiliriz. Aa, ama yoktur. Epic Store'da var çünkü Detroit. Gerçi de bakalım. Ne diyorlar? Şu şeyi chat'i azıcık büyütme imkanın var mı Sungur? Şu mesafeden çok net göremiyorum da. Detroit Become Human yokmuş. O yüzden download'u şimdi uzun sürer arkadaşlar. Ona bugün bakamayız artık. Hanım başka ne yapıyorsun? Yemek kaldık oyunsuz. Call of Cthulhu'ya devam etsek olmuyor mu? Açarız Call of Cthulhu'yu ama ben şu oyunun bir sana manzarasını göstermek istiyorum ki az yüzün gülsün diye ya. Benim herhangi bir bilgisayar oyunda gördüğüm en iyi manzaralar bu oyunda kar yani. Kar mı var ki? Ya bunlar Amerika'da bir iki tane eyaletin neredeyse bütün arazisini bütün güzelliğiyle modelleyip oyunun içine kurmuşlar. Red Dead Redemption'da. Aslında cowboyluk oyunu ama cowboylu boş ver yani şeydesin aslında. Keyfine bakıyorsun yani. Cowboy mobboy da istemem zaten. Eril erkek figürleri değil mi? Yo, sıkıcı geliyor bana sadece ya. Bakayım yüklülerde ne var. Arkadaşlar bak bu Spaceborne ismindeki oyun. Yine tavsiye ediyorum size. Şu an bu kanalda incelemesi var.
Tek bir geliştirici yapmış 2 yılda. Türk bir geliştirici arkadaşlar. Ve şey, Space Simulator konusunda çok ilginç bir girişim. Globalde de çok övgüler almış. Ben bu hafta, geçtiğimiz hafta keşfettim bunu. Bu aralar biliyorsunuz yerli ve milli oyun gerginliği çok oldu. Çok temiz bir oyun var piyasada. Benim kanaldaki videosunu izleyin. Destekleyebiliyorsanız da destekleyin. Görmüşken bu oyunu size tavsiye edeyim dedim. Haberi olanlar, merak edenler bir baksın. Ben gözükmüyorum değil mi? Bakalım. Yok, kolun gözüküyor bir tek. Salata yiyorum arkadaşlar. Pop 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 pop. Ne sevebilirsin sen başka olsun. Yüklülerden? Bu kardeşimiz yine dursun. 4 dakika kalmış inmesine zaten. Dudum 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 dudum. Manzara deyince de aklıma hemen oyun gelmiyor ya. Ha, helikopter göstereyim sana. Bunu gösterdim ben sana. Hayır, ve chat'te de yazmışlardı birkaç kere. Heh, tamam. Çok güzel. Hazır boş vaktimiz var. Helish Quart bakalım. Dur sen otur. Çay alıp geldim. Tamam. Abi yayındayım ha. Ha, ne yapıyorsun? İyiyim. Yayındayız hanımla. Ha, yayında mısın? Ha, aynen. İyiyiz abi, iyiyiz ya. Arayacağım ben seni yayından çıkınca, okuyor mu? Öptüm o zaman. Hadi bay bay. Çay ister misin sen de? Çay içerim hanım varsa. Bardağın diriit. The Last of Us introsuna oynayalım abi. Sararsa devam. The Last of Us'ın Ceren'i saracağını hiç tahmin etmiyorum arkadaşlar. Ceren'in oyun zevki biraz ilginç. Ceren'in şu ana kadar en çok sevdiği oyun kamyon oyunu oldu. Öyle düşünün. Hani bugüne kadar en çok kamyon oyunu seven birisine biz Last of Us diyoruz. Yani hani anladınız mı? Ya kardeşim. Ha? Benim bir oyun zevkim bence henüz yok. Daha oluşuyor. Ben oyun mu biliyorum ki oyun zevkim oluşsun? Tamam işte, yani yavaş olsun. Yavaş. Daha oluşma aşamasında oyun zevkim. Yavaş yavaş ya. Bu ne ya böyle? Bu Helish Quart işte. Ben sana... Şimdi oyun videolarımızın altına oyun önerileri geliyor. Sonra ben onlara bakıyorum Steam'den. Beğendiklerimi sana mesaj atıyorum hatırlarsan. Birkaç şey atmıştın. Hmm. Norveç'te geçen bir hikaye vardı. Dedektiflik hikayesi. Öyle bir şey oynayamaz mıyız? Oynarız tabii. Neydi onun ismi? Facebook'unda duruyor. Bakarım. Helish Quart bu bak. Gerçekçi kılıç dövücü oyunu. Gerçekçiliğe de nereden geliyor? 1-2 vuruşta ölüyor herkes. Tam tipler bir düello gibi. Tipler çok iyi yalnız. Tipler çok iyi. Dönemsel silahlar da var bir sürü. Hop. Şu saç stili büyük mü? Öldüm. Çok kötü durumdayım. Of. Yok ya, ben gizem çözmek falan, böyle kültüler, tarikatlar, bilmem bir şeyler. Dedektiflik. Bu tarz şeyler çekiyor canım. Hadi bakayım. Aldım kellesini kolunu tutup. Grab'i vurdum. Bunu böyle şeyler geliştirdi. Daha önce anlatmış mıydım ben sana bunu? Avrupa'da son yıllarda gelişen HEMA diye bir organizasyon var. Öldürdüm. HEMA şeye bakıyor. Historical European Martial Arts açılımı. Ha. Avrupa tarihinden kalma kılıç dövüşü eğitimi onlar kaynaklarını buluyorlar. Ya. Onları buluyorlar. Onları bulup eski tip silahlarla yeni teknikler geliştiriyorlar sürekli. O yüzden de şey, böyle filmlerdekinin falan aksine eski usul, gerçekten milletin hani hayatta kalmak için yaptığı tarzda dövüşler kovalamaya başlıyorlar. Hmm. Son yıllarda o yüzden Avrupa'da falan çıkan bilgisayar oyunlarında şey çok arttı. Ne diyeyim? Gerçekçi kılıç dövüşlerinin sayısı giderek artıyor. Onların buluşmalarını falan da yapıyorlar. Aha. Senelerdir böyle işte eski kıyafetleri giyiyorlar. Birbirleriyle kılıç dövüşüyorlar falan. Mahvolduk. İlk elden öldük ya. Neyse dur bakayım. Şu
Şu an sıkıntımız kızın kılıcı bizden uzun. FNAF yazıp duruyorlar. O nedir? Five Nights at Freddy's diye bir korku oyunu. Onu hiç sevmezsin sen. Öyle mi? İki dakika komik gelir. Sonra herkes sıkılır. Sen de dahil atarsın. Bu oyunu güzel geliştirecekler daha. Ben ve iç dünyam. Bu da buraya. Güzel. Bir kesik aldığında da kazanıyorsun genelde. Ha, Eleanor da olabilir, doğru. Aa, bu şey, Mount & Blade geçebiliriz bir ara istersen tekrar. Hayır, korku oyunları istiyorum. Ama korku oyunlarında sonra sevmiyorlar seni korkutuyorsun diye, korkutuyorlar diye. Nasıl yani? Ya demin beni korkutabilirsin mesela... hakkıyla. İşte korku oyununda çok az iyi korku oyunu var. Korku oyunlarının çoğu aman taşa yürürken önüne bir şey koyayım panik olsun. Anladın mı? Tedirgin edeyim falan böyle ucuz numaralarla. Ya tamam dizan çözelim. Oy. Bu bir sünnet düğünüdür ya. Aldım. Little Nightmare olabilir tabi. Hadi bakayım. Sünnet amblemli herkesi temizliyorum şu anda. Karşılıklı birbirimizin kellesini kestik. Geldim şimdi bakayım. Hah. Herb Derp Redemption. Bakalım bunu beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Cowboy var bunda abi. Ya sen cowboy boş ver. Ya ben sana gönderiyorum beğendiğim oyunların linklerini. Niye onlara bakmıyoruz? Ne bileyim. O gönderdiğin çünkü neydi ki o? Bilmiyorum Sherlock Holmes işte. Oyununa bakabiliriz aslında bak. Videoya baktığın zaman hoş, güzel, ilgimi çekiyor. İzleyici önermiş. Bakayım neydi senin attığın? Draugen. Acaba nasıl oyun? Bakalım. Şu bir açılsın. Call of Cthulhu'ya devam edebiliriz dediğim gibi. Draugen'i biliyor musunuz arkadaşlar? Benim gözüme çok hoş gözüktü, bilmiyorum. GeForce Now'da yok. İndireceğiz o zaman. Kaç GB acaba? Uzun mu süre? Bakalım. Çıkmadı bile şu anda. Bu ne ya? İnternet mi çalışmıyor? Steam'de problem var, haberiniz var mı? Yok, alamazdık problem olsaydı. Yüklenmiş oyunlar içinde de çıkmaz tuhaf bir şekilde. İnsanın bu arada tabii ki sevdiği bir oyunu bulup sevdiği bir oyunun benzerlerini sonra tekrar bulmaya devam etmesi aşırı zor bir şey. Bunu da genelde oynamadan anlamıyorsun yani. Ah, Reddit launch diyor. Oyun lanetli aşkım. Yüklenmiyor. Neyse dur ben sana Herb Derp Redemption göstereyim orada. Settings'e gireyim. Lipstick. Bakalım ayarlarımız nasılmış. Display. Geç bunu. Graphics.
Bu niye böyle? Sinking City yazıyorlar. Witcher 3 çok yazıyorlar. Witcher 3 tabii çok iyi bir oyundur. Ama onu biraz şey olur yani, ben dövüşeyim sen ne yapacağımı söyle falan gibi olur. Çünkü onun böyle ımcı cıncı çok. Çok fazla ıvır zıvır tuş gerektirir yani. İlla da Ceren oynasın diye bir tezahürat yok zaten gördüğüm kadarıyla. Beraber oynayabiliriz bence. Biraz istiyorlar ya senin oynamanı sanki. Öyle mi? Witcher 3'te bir bakarız ama hani senin yorumlarını almak açısından. Çünkü ben senin Witcher 3'ü de çok seveceğini düşünüyorum. Şu karizmatik yürüyen adamın oynadığı şey olduğu oyun değil mi? Aynen. Yürüyüşü çok hoştu adamın. Aslanlar gibi bir oraya yürüyor bir buraya yürüyor. Ha, adamın yürüyüşüne bakıp hey maşallah falan demiştim. Can da anlam verememişti, herkes böyle söylüyor ne alaka falan demişti. Ceren'in sesini iyi duyabiliyor musunuz arkadaşlar şu an? Dur geldim zaten. Ceren oynasın illaki. Ha. Siz de hem beni yerden yere vuruyorsunuz hem de Ceren oynasın. Bizim sizlerle sevgili Sungur'un izleyicisi böyle aşk ve nefret arası bir ilişkimiz var, farkında mısınız? Çekişmeli bir iletişimimiz var. Bazen birbirimizi seviyoruz, bazen nefret ediyoruz. Hayır, ne biliyor musun? Şimdi mesela Until Dawn'u çok seven çocuklar var burada. Onlar istiyorlar ki sen de Until Dawn'u çok sev. Sonra sen sevmeyince kırılıyorlar. Kırılacak ne var? Kurban olduklarım. Kırılacak ne var? Çünkü bunlar siz duygusal Erkan çocuklar. Siz Erkan Oğur sevmiyorsunuz diye ben size kırılabilir miyim? Niye kırılayım? Amma yüklendim be. Beni yerden yere vuran çok chatte. Hater'ım çok çok şükür. Kudurun. Adamın vücudu ne? Ha, oyun yavaş yavaş geliyor. Yavaş. Ben her zamanki gibi Adem Baba kostümüyle geziyormuşum oyunda en son bıraktığımda. Ya yemin ediyorum. Bir an için chat'in çok sevdiği bir insan oluyorum. 2 dakika sonra bir laf ediyorum. Allah! Koşma tuşu neydi ya? Chaos is a letter. Bu neydi? Red Dead Redemption. Hmm. Beğendin mi şu ana kadar görselliklerini? Görüntüler çok güzel ya. Muazzam. Ama böyle oyunlarda böyle her taraf, her şeyi bırakıp çevreyi izleyesim geliyor işte. Bunu o yüzden açtım biraz işte. Bunu kumandasını hiç sana vermeyi düşünmüyorum. Verme. Kesin beceremem. Şimdi hızlıca bir at bulup şehirden çıkmam lazım. Çünkü demin kontrolleri anlamaya çalışırken havaya ateş ettim. 20'ler mi 30'lar Amerika'sı mı? Daha mı eski? 1890 mıydı ya? Ha, 19. yüzyıl sonu mu? Çok daha modern gibi göründü gözüme. Babamın kendini ya. Oyunu neden sevmediğimi hemen hatırlıyorum bazen. Yalnız ne kadar güzel çizimler. Ne deniyor buna? Grafikler. Tabii. Çok güzel ya. Piyasa ne neyse bu. Daha iyi bir oyun yok. Görsel de teknik açıdan. Işık ne kadar güzel bu arada. Şu an beynimi ateş etmiyor olsa da çok daha eğleniyorduk bu arada da. Kontrolörünü unutmuşum oynamazken. Ya, demin yanlışlıkla oyunu açınca ateş ettim. Ha. Bu tarz oyun grafikleri yapma, nasıl diyeyim, çizme, yaratma işi sanata giriyor mu ya? Giriyor. Giriyor değil mi? Tabii. Bilmesi gerekir. Atımı öldürdüler. Hani yüksek düzeyde teknoloji kullanıldığı için acaba sanat kapsamına alınıyor mu, alınmıyor mu ona emin olamadım. Bence çok ciddi sanat. Bana da öyle geliyor. Ama bazen hakkı verilmiyor gibi geliyor. Bazı oyuncu sanat yönetimi diyorlar buna genelde. O kadar iyidir ki. Yani film gibi bayağı. Herkes yerini alsın. Bizim Arthur başlıyor. Baksana. Zaten bu oyunun bence bir sürü açıdan bir sürü gıcık özelliği var, tamam mı? Ama o kadar iyi oynuyor ve o kadar iyi görünüyor ki
Ne zaman bu oyunla ilgili negatif bir şey yapsam Red Dead Redemption'a da beğenmedim demezsin falan dedikler geliyor, hiç eleştiremiyorsun bu oyunu. Niye? Çünkü çok iyi oyun. Yani. Yalnız böyle oyunu açar açmaz bu şekilde aksiyona mı giriyorsun? Hayır ya, öf. Ne oldu? Öf. İnternette mi sıkıntı var? Ay hayır, Red Dead Redemption işte ya, aman. Bu oyuna neden gıcık olduğumu hatırlıyorum böyle zamanlarda. Sakin. Oyuna girdim. Kontrolleri hatırlamıyorum. Bir el havaya ateş ettim şehrin içinde, tamam mı? Bütün polis molis herkes bastı bir anda. Bir siktirin gidin, bir quick load ver bana ya. İki öldü dakika şöyle bir oynayayım. Önce, ne oldu? Hayır da bu oyunun işte böyle kuduz kuduz gıcıklıkları var ya. Oynarken de bundan çok sıkılıyordum. Normal işime bakıyorum oyunda, tamam mı? Bir şeye basıyorum yani, birini öldürüyor herif, tamam mı? Öldürünce de böyle şey yok. Ay ulan ben ona yanlışlıkla bastım yok. Hadi cümle alem peşine düşüyor. Çatışmalar çıkıyor. Ha. Böyle anladın mı? Ya ulan benim niyetim bu değildi ki. Bana bir mesela şey ver. Bir şans ölsen ver yani. Ölsen daha iyi. Ölsen kurtulurdun yazıyorlar. Ya, gerçekten öyle ya. O kadar mı ya? Baştan açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sinirim de kalktı da. Ben Red Dead Redemption oynamayı da bu yüzden bırakmıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bir gün bu oyunda şu geldi başıma. O kadar sıkıldım ki bundan. Efendi işime bakıyorum şehirde, tamam mı? Zaten suçluyum ya, dikkat çekmem lazım bu arada. Yani oyunda her türlü katil ve suçlu birisini oynuyorsun. Ama şehirde hani böyle takılıyorum, çok dikkat çekmeyeyim falan diye. Yan kesicinin biri geldi böyle cebimden, rak dedi, paramı çaldı, kaçıyor herif. Kaçma lan filan, peşine düştüm ben de herifin. Vursam öldürürüm bu arada. Dedim ki vurmayayım da dikkat çekmeyeyim dedim. Hani bu adam öldürdü bu sefer, kimmiş bu falan, dosyama bakarlar, başıma bela olur. Çektim kementimi. Herifi kovalarken attım kementi, böyle kovboyum ya. Yakaladım kementli herifi, aptı düştü yere. Hop, çekiyorum böyle aslanlar gibi. Ay be diyorum ya, aslan gibi iş çözdüm falan. Ya herifi bağladım kementli, aldım sırtıma. Paramı da geri aldım. Vay sen sokağın ortasında adamın etrafına kement atıp herifin parasını çaldın diye. Bu sefer polis benim peşime düştü yine. Aa. Ben de yani şey diye bir tuş da çıkmıyor. Durumun öyle olmadığını izah et diye bir buton da çıkmıyor. Bu sefer 25 tane polis öldürdüm şehirden çıkana kadar. Ben de sinirli adamım yani. Tutarsın pis. Neyse dur. Heh. Bak bu sefer kimseye ateş etmedim. Tatlı tatlı oynuyoruz oyunumuzu. Şimdi... Şu şehirden bir gidelim artık. Karlı manzaraları, karlı dağlara doğru götüreyim mi seni hanım? Hı hı. Tamam. Belaya bulaşmadan gidebileceğiz mi? Hiç bilmiyorum ya bu oyunda. Hiç gerçekten. Gerçekten. Yanlış bir tuşa basarım. Birinin başına bela çıkar. Bir şey olur. Birisi lan der. Ben lan diyene cevap veririm falan. Hayat gibi oyun işte yani. Sen kaçmaya çalıştıkça hayat senin içine çekiyor belanı. Bela. Hello. Are you well? Atı nereye dehliyorduk ya? Aileymiş. Şehirde gezeyim mi biraz? Şehri beğendin mi? Yoksa dağlara mı çıkalım? Güzel güzel. Yok dağlara çıkalım ya. Tamam. Çayından bir yudum dahi almadın galiba sevgili Sungur. Yok içeyim. Aa çok güzel ha. Ay evlere bak. Ne oldu şimdi? Save edeyim mi oyunu diyor. Ha. Et kardeşim et. Biz ölmeden et çünkü başımız. Ya şöyle bir evimiz olmayacak mı Sungur? Şöyle bir evimiz mi aşkım? Ha. Çok mu imkansız ya? Olmaz herhalde aşkım be. Bize yedirmezler kral. Köyün birine gidip yerleşelim. Arazi ucuz olur. Ucuz arazi buluruz. Evimizi kendimiz yaparız ya. Naneyi çağırırız, olmadı o bize yapar ev. Valheim'a girsek naneyle. Nane show bu arada. Ay, bizim kameramız ne durumda bu arada? Kamerayı eski oyuna göre bıraktık. Ha iyi kameramız. Bir çit büyütebiliriz belki şöyle küçük. Ha. Ya ben tatlı götüreceğim çok özür dilerim. Ya aşkım ya. Ne oluyor lan? Aa bak başıma bela çıktı görüyor musun? 4 tane aylık saldı başım bir anda. Normal, işte böyle bir oyun bu. Yani oyunun şu güzelliğini, cillopluğunu yaşayamıyorsun. İlla başına bir şey sarıyor oyun sürekli. Neyse dur kökledim kaçıyorum arkadaşlar. Başlık çok güzel yine abi. Ceren hocam da öyle. Benim yanımda başka silah yok mu ya şu an? Carbine Springfield. Hah ver Springfield'ı. Springfield'da dürbünlü.
Buralarda gidip şöyle kamp yapıp kıyafetimi değiştirebileceğim neresi var diye bir bakıyorum. Rhodes. Braithwaite Manor. Biz Rhodes'un içinden geçmiştik değil mi en son? Artık buraya gidemiyorduk. Valentine'a mı gitsek? Uzak biraz ama. Valentine'dan dik ya. Abi 10 saniye kalkıyorum yerimden. Ceren nerede? Ceren nerede? Siz beni seviyor musunuz ya yoksa? Seviyorlar tabii ya. Ha? Seviyor musunuz yoksa? Şaşırdım. Ay ev ne kadar güzel. Girip içindeki herkesi öldürelim peki mi? Peki böyle bir evimiz olmaz mı? Hayır öldürmeyelim. Olur bu da nerede aldığına bağlı. Malatya'da falan alabilirim sana böyle bir yer sanırım. Malatya olmaz. Karadeniz veya... Aa, olur ya. Karadeniz'de Ankara. Ev fiyatları nasıl arkadaşlar? Ay gerçi benim hemşerilerimle beraber yaşayamayız bebişim. Ben yaşarım ben da sen muhtemelen. Yaşayamazsın. Ben yaşarım çok da eğlenirim ama sen yaşayamazsın. Ben yaşayamam. Karadeniz'de ev fiyatları nasıl arkadaşlar? Dağ evleri falan böyle. Dağ evi diye bir şey kalmadı. Yaylaları maylaları bir de mahvettiler. Uğurcuğum, Uğur Şahin. Evladım sen oyun içi kameraya acaba karışmasan mı artık? Chat'te bir arkadaş var. İnatla oyun içi kameraya yaklaştırır mısın diyor. Kankam yok ya vallahi ben bu şekilde oynuyorum oyunu. Nereye tam olarak yaklaştın? Ya şunu diyor. Niye diyor anlamadım. Nereden yapıyorduk onu? Dur bak demin yaptım da. O da kameraya takılmış. Herkes her şeye takılıyor. Böyle kamera şeyleri var mesafeleri. Anladım. Herkes kendi zevkine göre. Herkes kendi istiyor. Kaderini. Ne güzel ağaçlar falan. Ha işte bu yüzden geldik buraya. Şimdi bir kasabaya gidiyorum. Hadi sabaha kadar al. Bir viski. Ya sen de bir otur ha. Bu ne böyle? Doymadım bitirmiyor. Atımla beraber ağaca çarptım. Sen koca yemeği yedin daha doymadın. Börek mi yiyorsun bir de? Hmm. Götür koca. Kaslıyım ben kaslı. Götür aslanım. Çok kasım var o yüzden. Chat'te bir tane gerri zekalı var. Şunu bir banlayayım. Karına neden hakaret ediyorsun diyor. Onu anlamadım. O evine dönsün hızlıca. Moderatörümüz yok mu ya bizim ya. Arkadaşlar? Yani eleştiri falan filan onlar değil de artık böyle zeka geriliği olan arkadaşlar neyse bunu da demek istemiyorum. Sıkıntısı olan arkadaşlar var. Onları alalım chat'ten ara ara böyle olmaz ki böyle. Ay ne kadar güzel bir doğa modellemesi. Tabii tabii. Öyle mi denir? Aynen çok doğru bir terim söyledim biliyor musun? Abi her yerden bela fışkırıyor. Hallederiz bunu. Bunlar gelirken biz gidiyorduk haydi şimdi. Hmm, kim oldukları da belli değil mi? İşte. Başım belada. Oyunda böyle aşırı gelişmiş Ahmet Bey gibi bir şey oynuyorsun zaten. Sürekli seni vuruyorlar, örseliyorlar. Birinin ismi cebinden ismi çıkıyor falan. Anladın mı? Sürekli bir şey. Sevdiğin kızla konuşamıyorsun falan. Hadi yavrum, evinize gönderin bu mermileri. Çoluğunuza çocuğunuza gitsin. İşte bak, kalsın. Ölüyorum lan. Beyaz önlüklü adam vurdun ya, doktor muydu neydi? Buradan bana ne yapacak? Oha! Hadi öldük, buradan kalkamam. Ulan sal be, it oldu it. Peki tek gelin lan. Suça karışmadan bir adım atamıyorsun. Vahşilik ödemenler öyle. Seçeceğim hakikaten yürüyemedik be. Öf. Ya kanka gel Call of Cthulhu oynayalım ya. Hayır. Manzaralara bakacağız. Bu itlere köpeklere oyunumu terk etmeyeceğim. Bu itlere bu köpeklere. Ben de Call of Cthulhu özledim. Aman Call of Cthulhu çok sıkıcı. Oradan oraya yüzüp birileriyle konuşuyorsun. Ben de sıkılıyorum oyundan ya. Hiçbir şey olmadı. 25 dakika oynadık, 40 dakikada oynadık. Ne Cthulhu çıktı. Ben yavaş oynadım. Ne Cthulhu çıktı. Şurada azıcık aksiyon görüyoruz. Call of Cthulhu'dan kurdaşan çıkartıyordum ben o gün. Ben beceremedim oyunu o yüzden. Ama oyunda da hiçbir şey olmuyor. Sen Until Dawn'dan sıkıldın ya ben Call of Cthulhu'da öldüm ya. Artık bir şey olsun ya bu oyunlar öyle çok mi? Yavaş. Öyle evet mi? Sen hiç sıkıldığını da hiç belli etmiyorsun ben yalnız. Ben sıkıldığım oyunlara asla tahammül edemiyorum. Chat beni bilir. E hiç sesin çıkmıyor be. Sen seviyorsun falan diye bir şey demedim. Şu an benim reddet edin aşımı karışma azıcık. Fedakar olmak zorunda değilsin. Olmaz. Bak ben vır vır konuşuyorum. Olmaz kocayım ben.
Lan ben vır vır konuşuyorum. İçimdeki hiçbir şey tutmuyorum. Hocayım ben. Cefayı biz çekeceğiz ki ecdadımız yaşasın. Hocayım ben, koca. Atmayın içinizi annem, patlar içinizde. Alttan nasıl iniyorduk? Tamam. Şurası han mıydı, hamam mıydı? Işıklar, renkler falan ne kadar güzel ya. Tabii. Ben var ya, sen bak iyisin ya, ben sıkıldım oyunlara, tahammül edemiyorum. E ama ettin yanımda, oynadık 2 saat. O sensin diye. Ben hakikaten tahammül edemiyorum. Ay şunu kapat diyorum ve o anda kapansın istiyorum mesela. Hey! Mekanınızı basarım ha. Hancı! Bana bir... Kilo... Oo belalı bir sürü adam varmış. Beyefendi! Ters ters bakıyor herkes. Başımız belaya girmeden bir yolumuzu bulaydık ya. Feller, Feller, silah acaba ateş etmene. Şu an çok gerginim arkadaşlar. Çünkü bu oyunun en gıcık şeyini biliyor musun? Sosyal muhabbet yani sosyal interaksiyon tuşuyla ateş etme tuşu şu ikisinden biri. Şu an hangisi olduğunu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Şey diyor oyun yani sana. Hayat da biraz böyle değil mi? Birbirine çok yakın mesafede bulunurlar. Hı. İnsanlara dalmak ve onlarla iletişim kurmak. Hop! Tamam buymuş. Konuşma tuşunu buldum. Çok iyi. Hanım bir banyo alıyorum. Bir de oda kiralıyorum. Tamam. Şuradan çıkayım. Nasıl çıkıyoruz ha? Dağlı adamım ben. Merdiven falan bilmiyorum. Boyunlarımı gittim geldim. Çekilin bakayım. Hıy! Tamam. Ay özlüyorum bu oyunu gerçekten ya. Bu oyunun aranda böyle bir sevgi nefret ilişkisi var yani benim anladığın üzere. Evet. Oyun belki de dünyanın en iyi oyunu ama değil. Anladın mı? Yani... Birkaç şeyi halletseler dünyanın en iyi oyunu. Aynen. Hanım bir banyo yapıyorum. Bir şey diyor musun bana? İyi keselen. Tamam. Öyle suya batırıp çıkartma kendini. Tamam. Marul gibi yapma. Suya batır çık yapma. Bak tamam. Oradaki fırça var, kese var, onları kullan. Yardımcı olayım mı diyor hanımefendi geldi bir tane. Olsun. Tamam. Hanımefendi de yardımcı olsun. Asılma kıza. Yok canım, İstanbul'da. Oğlun işi. Ama kız sana asılırsa yani tabii yapacak bir şey yok. O da işine bakıyor canım, öyle bir şey bir durum yok yani. Alt yazı yok. Yok. Bu böyle bir oyundu bu. If it gets cold on you, holler. Sohbet edeyim mi kızla? Ha? Sohbet edeyim mi kızla? Tabii şey öğreniyor musun bilmiyorum ki. Vallahi dağdan geldik gördüğümüz muameleye bak. Oo rahatladım. Bütün gün at bindim, vallahi yoruldum. Şöyle bir yıkama var mı ya? Tatlı tatlı yıkıyor işte hani. Şefkat gösteriyor, daha adam ya bu. Biraz insanlık görsün diye. Çıkıyorum o zaman. Çık. Hadi. Kendine iyi bakıyorsun ablalar ablası. Alnımıza da bir Buse kondurdu. Yüzünü yıkamadı. Yüzüm temizdir benim. Yüzüm temizdir benim. Sen ne zaman yiyeceksin yemeğini bu arada? Bilmiyorum. Bir üstümü başımı da değiştireyim. Duvar kağıtları ne kadar güzel. Çok tatlı bir oyun bu. Çok güzel. Odama da geldim. Bak duvar kağıtları da yeşil, odanın içi de yeşil ama boya gerektiriyor yani. Hani bir kılığımı kıyafetimi değiştireyim diyorum, bana yardımcı olur musun? Abicim, ha? Pislik içindesin, evet yani. Temizlendim ya, şu şekil yapsam kendime. Adamın niye yüzünün rengi açılmıyor ya? Açılır. Adam bana şu an hiç temiz gelmiyor. Kokuyor dağlara, gibi geliyor dağlara böyle. Dağlara çıkacağız ya, ben şu şekil yapayım kıyafetimi. Böyle ahır kokuyormuş gibi bir hali var. Ahır kokuyorlar. O zaman ama genel olarak ahır kokuluyor. Moda olan o yani.
Ben bütün oyunu böyle oynadım. Ay şu bordo ceket çok iyiydi. Şu mu? Öyle mi? Ama bu sıcak havalara göre. Benim dur o zaman şöyle yapayım. Bunu araba çantaya atayım. Biraz renkli giyinsin adam ya. Kovboy diye genel geçer erkeklik kalıplarına sıkışmak zorunda değil. O zamanlar yokmuş o kalıplar zaten. Tamam o zaman bu şekil yaptım kendime. Bence çok hoş. Tamam. Dur ışıklı bir yere çıkayım da endamım gözüksün. Erkekler nasıl giyinsin böyle giyinsin. Bak. Çok güzel tweed ceket derler bunlara bilir misiniz? Nasıl aslan gibi oldun mu hanım? Oldun. Duşumu aldım. Yalnız senin şu oyunlarda RPG yapmak için aldığın o uzun palto var ya üstelik dandik de bir şey. Evet. O bile sana ne kadar yakıştı ya. Güzele ne yakışmaz. Vallahi öyle yani. Vallahi. Boylu boslu adama da her şey yakışıyor. Çantanın içinden paralarını çalayım insanlara. Aaa. It all at tepti lan oyunda. Teper. At tepmesi var. O benim kendi atım değil ya. Vuran mı atı? Ne? Saçmalama. Vurdu ama vurdu bana at. Olabilir. Hayvan o. O sen de onun sahibi değilsin. Vurur. Vay be. Üstümüz başımız çamur oldu. Daha da yeni giyinmiştim. Neyse. Atlar çok akıllı hayvanlar. Dikkat et tepik yeme. Yok bu benim atım. Ay. Nasıl manzaralar falan? Ben aşık oluyorum bu oyunun manzaralarına. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim babamın köyü aynı yani. Harbi. Vallahi. Şuradan itibaren babamın köyü. Bu oyunu ne zaman oynasam Batı diyorum Karadeniz. Ki lan şehirlerin içinde sıkışıp kaldık vallahi diyorum. Öyle. Sen şu Anadolu turuna çıkmıştın ya. Hmm. Oradan döndüğün zaman nasıl böyle pamuk gibi olmuştun. Üstelik de bayağı hani çadırlarda falan yatıp kalkmıştınız. Hiç de konforlu olmayan bir yolculuktu ama çok memnun kalmıştın. Atı nasıl durdurduğumu falan da unutmuşum. Mahvolduk. Neyse dur bakalım. Demin beni burada öldürdüler ya, yerim düşmüş burada da onu aldım. Bir arkadaş bir oyun öneriyor da İstanbul'da geçen kaç oyun var sonuçta diyor. Çağdaş ben İstanbul'dan nefret ediyorum. İstanbul'da geçen bir şey oynamamayı tercih ederim. O zaman Karlı Dağlar'a gidelim hanım. Ha. Var mısın? Bu arada oyunun en çok sevdiğim kısmı da bu. Harita evet çok güzel bir şey. Kocaman bir eyalet haritası. O zaman gel senle Ambarino Dağları'na gidelim hanım. Ambarino. Şimdi de bak aklım şeyde kaldı. Ambarino. Until Dawn'daki o Kızılderili göndermelerinde kaldı. Acaba onlar neydi filan? Acaba neydi? Bu oyunların da böyle uyuz bir tarafı var. Oyunun kendisinden sıkılıyorsun ama bazı öğeler seni böyle bir tutuyor. Acaba o kelebekler neydi? Nasıl yol gösterecekti? Ne çıkacaktı altından filan diye böyle bir merak kaldı içimde. Seçtiğimiz yolda otomatik gitme tuşu neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Kontrolörde en azından. İsmi ne lan? Kelebek tuşu muydu? Değil. Bu. Yalnız bir de ben şeyde çok huysuzlanıyorum ya Sungur. Başladığım oyunu bitirmiyorum ya. Evet. Ona çok huysuzlanıyorum. Bir sonraki haftaya kadar zihnimi meşgul ediyor. Onda ne vardı, bunda ne vardı? Ne yapacağız bunu? Çaresi var mıdır bunun hocam? Yok, bende de aynı durum var. Hatta bazen şey de oluyor. Yani seyirciyle güzel bir oyuna başlıyoruz. Ben sonra bir noktada oyundan çok sıkılıyorum. Çok sıkılınca da oyunu salıyorum. Millet de diyor ki yarım kaldı hikaye. Ayıp ettin yine yarım bıraktın onu diyorlar. Ha, senin kafanda da kalıyor mu böyle? Ne olacaktı acaba sonrasında? Biraz ama ondan sonra o kadar fazla yarım bıraktığım oyun var ki artık yenilerine yer kalmadı beynimde. Yalnız ben yapamam. Resmen vicdan yükü oldu bende. Hiç iyi gelmedi bana bu yani. Oyun yarım bırakmak. Ne güzel ya. Yeşilliklere bak. Hı-hı. Ay. Ay çok güzel. Sen sesi geliyor değil mi müzik şu an bütün dünyanın? Müzik çok hoş. Ha, aynen. Evet. Ay aynı babamın köyü kız. Vallahi Batı Karadeniz. Yok mu bir Karadeniz türkümüz? Yok.
Hey Cidu Karadeniz. Hayır, ya hayır. Ben seni sevdiğimi... Şu an içimden gelmiyor valla. Something'lere pildirdim. İçimden geldiğimi tutmayıp söylüyorum biliyorsun. Ben seni sevdiğimi... Ha neyse. Karadeniz'le alakalı güzel ne türküler var? Bir tane açayım sen söyle de güzel bir şey olsun. Karadeniz ama. Akustik diye bir kanal var, onu aç o zaman. En güzel yorumlar orada. Ben seni sevdiğimi... Ama telif melif yer miyiz bilmiyorum. Biz bir gün Karadeniz'in üstünde uçuyorduk uçakla, Flight Simulator'da. O zaman çok güzel şarkılar söylemiştim. Millet de unuttum işte şimdi. Dolu var canım. Ha Fuat Saka vardı galiba değil mi? O mu çok güzeldi? Evet. Birol Topaloğlu, çok severim. Fuat Saka. Ay ne kadar güzel ya. Derule çıktı. Manzaralara bak. İncir ağacı sanıyorum şu soldaki ağaçları. Tabii ki değil. Orada incir ne gezer galiba? Fuat Saka'dan ne vardı ya? Herhangi bir şey açabilirsin ya. Hemen hemen bu şarkı. Aa ben o gün o yayında neyi öğrenmiştim biliyor musun? Naino ile Narino'nun farklı şarkılar olduğunu. Evet. Ne kadar yani ikisi de anlamı olmayan iki kelime yani. Ay burnuma şey ot kokusu geldi be. Çok gerçekçi. Bu oyunda ben bunu çok seviyorum. Al otomatik gidiyor bu arada herif. Ben artık bıraktım ama kumandayı. Ama önümüzü görsek. Hı. Sinematik kamera olduğu için. Oh. Geçen gökte yıldızlarda dinleyip dertlerimi. Ay çok güzel yağmur bulutları toplanıyor orada. Doğayı özledim ya. Yaylalar, ormanlar, dağlar. Çok güzel. Of. Şimdi birazdan fırtına kopacak değil mi? Oluyor değil mi bu? Tabii. Ay harika bir yağmur bastıracak. Her yer çamur olacak. Rahmet yağacak, rahmet. Biz seninle hep böyle şehir gezdik ama doğa yürüyüşü falan yapmadık değil mi ya? Doğru. Kendimiz mi? Evet. Yok. Yapmadık ya. Gittikçe yaklaşıyor değil mi bir yere bu? Tabii tabii. Yani fiili olarak gidiyor gerçekten. Karlı dağlara şeyde. Gidiyoruz. Bak uzakta gözüküyorlar. Bu oyunla alakalı en güzel şey bu zaten. Bak. Şimdi tepeyi aşınca göreceksin karlı dağları. Oralara gideceğiz. Ay bebeğim ya. Şöyle gerçek bir doğa gezisi yapsak seninle ya. Olur yapalım. Yemin ediyorum o kadar hasret kaldım ki. Güneş açma şu anda. Açma, yağmur yağacaktı. Güneş açtım benim tadım kaçıyor ya. Açma ya güneş. Good morning. You've unlocked rearing with this horse.
Hold RB and tap explain. Hatta çok bindim ya, alıştı bana artık. Ha. Abi senle her yere giderim diyor şu an bana ya. Yani. Atın rızasını aldık, vay be. Güzel be. Değil mi? Evet ya. Ne kadar gerçekçi ya. Vallahi bak, gökkuşağı bile var. Bak atın tüyleri nasıl parlıyor ıslandıktan sonra. Havayı değiştiremiyor muyuz? Güneşi kapatamıyor muyuz? Ay, şelale var, şelale. Bayağı sapa sapa yollardan çıkıyoruz ha. Atakan Dülker, selam. Yoldan. Ben Karadenizliyim arkadaşlar, evet. Bu oyunda Sungur bana gamepad'i vermeyecekmiş. Bir noktadan sonra verebilirim ya. Ya şu ama... an aranmadığımız bir yerdeyiz. Ha? Cinayet çözmek istiyorum. Okay. Okült okült işler yapmak istiyorum. Biraz manzara bakalım. Evet, bu da çok iyi geldi bu arada. Ay, dağlara bak. Tabii. Lan bu ne fotoğraf gibi ya. Hey mister, help me. How about we skip the small talk, eh? Ay çok güzel ya. Oha. Bolu, bolu. Şimdi yalnız bir şey yapmamız lazım. Bu hayvan yorulmadı mı? Dinlenmiyor mu? Yok, tırıs geldik. Bak yine silah çektim yanlışlıkla. Bir dakika, pardon. Atı neyle buluyorduk ya? Heh. Ne yapıyorsun? Şöyle bir şey yapmam lazım burada. Şaşıracaksın ama böyle ilginç detaylar var oyunda. Aslan sen bir dur bakayım. Dur. Kışlıklarımı giydim. Aynen. Ha. Donarım yoksa. Manzaraya bak ya. Sakın şu yaban koyununu falan vurayım deme ha. Şunu mu diyorsun aşkım? Evet, vurma. Şunu mu? Vurma hayvanları, sokun. Yeriz istersen. Kalkar ha. Giderim. Ha, yeriz. Hayır. Ya dağ keçisi, bundan güzelim var. Aa, o ne be? O ne? O hayvana yardım edelim. Orada kalmış mı? Hasta değil o. Ne bu? Ben yardım, bu hayvanın ne olduğunu da bilmiyorum. Dur, bakıyorum şu an. Yok. Ha. Western Moose. Boynuzsuz bir geyik. Ceren adlı geyik var ya, Moğol'a özgü. Ha. Onunla aynı soydan hayvan. Ha, öyle mi? Çok çirkinlerdir. Ceren hayvanını gördünüz mü hiç? Yani gerçek hayatta göremezsiniz de. Moğol ceylanı kısaca. Çok çirkin bir hayvan. Bildiğiniz o güzeller güzeli ceylanlarla alakası bile yok. Danayla böyle mutasyona uğramış, nasıl diyeyim? Radyasyona maruz kalmış dana düşünün. Öyle bir hayvan. Ama ceylan türünden. Antilop gibi bir şey ama çirkin yani. Ki bütün hayvanlar bence güzeldir. Benim adımı aldığım hayvan baya çirkin bir şey. Vallahi geldik hanım, karlı dağlara. Ne yapıyorsun? Ya düşersen hayvanla beraber oradan? Risk var. Ama ne işim de oraya, çok tehlikeli bir yere tırmandım.
Ha, manzaraya bakacağız. Şuradan çıkabilirsem manzaraya bakmak. Allah. Oradan çıkılmıyormuş. Bakayım çıkabileceğim bir yandan bir yol falan var mı? Buralar çok dik. E çok sapa bir yerden çıktık zaten. Evet ama manzaraya da bakmak istiyorum ya, ne yapayım? Belki şu ara veganlar olarak seviyoruz seni ben de. Eyvallah arkadaşlar. Benim de veganlarla hiçbir sorunum yok ama ben tabii vegan değilim. Yalnız vegan köfte alıp yiyoruz biz bir süredir. Bayağı lezzetli ha. Onu da söyleyeyim. Aman çıkamadık vallahi. Neyse. Bayağı İyi güzel mi? Bir şeymiş vegan köfte. Manzaramız güzel mi hanım? Güzel güzel. Yalnız çevre o kadar güzel ki tepeden bakmaktansa yoldan gitmek bence daha hoş. Tamam. Bu arada. Hayır, ben anti vegan falan da değilim. Veganla vejetaryenle gereksiz yere uğraşıldığını düşünüyorum. Daha da önemlisi. Naneciğim ne haber? Hoş geldin. Valheim oynat ablama diyor. Ben oynayamam oğlum, sıkılırım. O demin Until Dawn'da iki tuşa bastı, ondan da sıkıldım. Ama haklısın, onda sıkılmakta. Ben de sence Death Stranding sevebilir miyim? Sevebileceğim sorulmuş. Death Stranding'i biliyorsun aslında. Death Stranding şu... Hangisiydi? Kargocu çocuk dağlarda yürüyor. Müzik eşliğinde. Neyi çocuk? Kargocu çocuk dağlarda yürüyor. Ha evet, o oyunu ben çok beğenmiştim ama... Hüzün dolu bir oyun ya o. Benim ciğerim sökülür. Benim zaten üzüntüden kalbim çarpıyor arkadaşlar. Tetiklenmek istemiyorum ya. Aa. An itibariyle terk edildim. Askerlik öncesi iyi oldu. Yanımda bunu paylaşacağım biri de yok. O yüzden buraya yazıyorum. 3 yıllık ilişkiyi bitirmek 5 dakikalık video kola bakıyor. Canım sıkkın demiş MT. Arkadaşlar MT'ye bir kalp spamleyelim ya. Kardeşim benim terk edilmiş. Hepimizin başına gelebilir. Ya terk edilmek hayatın sonu değildir. Size tek bir lafım var. Pek çok güzel şeyin Kurtlar Vadisi gibi. Gibi konuşmak istemiyorum da. Bir insan hayatınızdan kendi özgür iradesiyle çıkıp gidiyorsa o işte bir hayır vardır. En güzel öpür, insan odur. Aynen öyle. Başınıza koyun. Yani. Hanım, Karlı Dağlara geldim ben. Buradan sonrasında ne yapalım? Sen söyle. Nereye gideyim? Bir yere gezelim, gidelim mi? Gezelim, ne bileyim ben. Ne bileyim, oyunda ne yapıldığını bilmiyorum ki. Ya hadi ya, daha gerilimli bir şeyler yapalım. Korkunç bir şeyler yapalım. Karlı Dağlar diyordun ya. E tamam, Karlı Dağları gördüm de ben bu oyunlarda korku oyunu oynamak istiyorum ya. Asla beni dinlemiyor ya. Dur. Bir dakika. O ya zaman... ben kendi bağımsız oyun yayınlarımı açacağım. Tamam mı? Bence kendi öyle bağımsız yap. Oyun yayınlarımı açacağım. Canım ne istiyorsa oynayacağım. Bu Sungur, senin istediğini yapıyorum kisvesi altında. Aa, balık vurdu. Kılıfı altında. Aa, başka balık. Başka şeyler yapıyorum. Hayır, gel şunu yiyek. Rabbim bize balık gönderdi yani... resmen. Gel bakalım aslan parçası ya. Ölmüş mü hayvan kesin? Yok yok. Ya işte öldü artık yani. Ben aldım onu ve yiyeceğim bak. Oo. Of. Durun arkadaşlar, şu balığı da yiyelim, ondan sonra geçeriz korku. Hemen kampımı çadırımı kurdum gördüğün gibi. 10 kiloluk balık vurdu. 10 kilo değildir. 5 kiloluk muydu o? 5 kilo. 5 kiloluk balık geldi vallahi. Ceren abla ne istediğini biliyor canlarım. Oh. Ceren abla korkmak ve gerilmek istiyor. Şu balığı yiyeyim de hanım. Manzaralar güzel falan, o ayrı. Hanım. Ama ben yani halka açık, umuma açık oyun oynayacaksam korkmak, gerilmek istiyorum. Sizle çekişmek istiyorum. Size sataşmak istiyorum. Siz bana sataşın istiyorum. Bir de kahve içeyim şurada balığın üstüne. Ya bana bir oyun aç, git yemek ye sen de. Aç tamam. Aç. Oyun oynuyorsun. Tamam dur. Şu an ben çok keyif alıyorum. Bu oyunda en sevdiğim şeyler bunlar. Tamam. Bak kahvemi demledim. Bu akşam da sen keyif al o zaman. Ne yapalım? Kahvemi demledim bak. Oo. Hmm, pis pis kaplarda. Sen sen ne anlarsın dağcılıktan? Benim var ya, içimin bir kısmı iyice ev kadını olmuş. Her şey pis diyor. Sen ne anlarsın dağ hayatından be? Bu çocuk neler yaşıyor dağlarda? Evliliğimiz beni iyice domestik bir ev kadınına çevirdi Sungur. Ben ki serseriydim. İttim, köpektim, kopuktum. Senle bir daha artık çıkalım. Baktığım her şeyde çamaşır suyuyla yeterince kazınmış mı, silinmiş mi? İlk dikkat ettiğim şey bu. Bu nedir ya? Senle bir daha yolculuğuna biz çıkalım. Bak, insan bütün şeylerini terk ediyor bir anda. Allah'ım yarabbim. O pistir, bu tozludur. Ya en çok kafayı taktığım şey bu. İşte
size sağlık. Evlenmeyin arkadaşlar. Çok domestize oluyorsunuz. İnsan çok domestize oluyor. Kendimi domestize edemiyorum. Ateşte kararacak tabii ki kaplar. Evet Merve, benim taktığım şeye bak. İçi temiz mi? Yolda giderken tozlandı mı, pislendi mi? Ne buna takıyorsun? Bunlara takılarak macera yaşanabilir mi? Ha. Hayır. Ha. Kampı da sökelim. Artık gidelim. Ne istiyorsun? Call of Cthulhu mu istiyorsun? Ne bileyim, gerilimli bir şey açalım. Bu da çok güzel oyunmuş. Zaten bu arada saat 9'a geliyor. 9'a 20 var. Açayım bir şeyler ben sana. Yani oynasın yeni oyuna varsa... başlayacağız ama o da yarım kalacak. Nereden save ediyorduk ya biz bu oyunu? Story'den miydi? Save game. Red Dead Redemption 2 özlemim kabardı ya oyunu oynadıkça. Asıl adamın bıyıkları bitirdi beni, pis pis diyor Berna. Evet gerçekten öyle. Ya bu daha adam bu daha. Adamın yüzünün rengi açılmadı bir türlü. Adam banyoya giriyor çıkıyor, adamın suratı hala pis. Allah Allah. İşte kadınlıkla kovboyluk kesişmiyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Draugen gelmiş. Ooo. 10 GB. Tamam artık bekleriz. Beklemeyiz, 10 GB uzun sürer. Alien Isolation'ı bana gösterdiler. Biraz fazla kapalı mekanda geçiyor. O biraz beni, yani bana itici geldi. Alien burada yok çok zaten. Çok küçücük daracık alanlarda geçiyor. Amnesia Dark Descent. Betül diyor ki Amnesia'yı deneyebilirsiniz diyor. Bakayım Amnesia. Tamam onu da çok söylüyorlardı. Hadi ona bakalım. Bakmak ister misin en buna? Azından nasıl bir şey olduğuna bakalım. Ha? Bunu da hiç bilmiyorum. Tamam. Umuyorum açılır açılmaz duvarlarda kan, çiş, kaka falan çok affedersiniz. Hı. Olmaz. Daha yeni yemek yedim. İstifra etmek istemem. Ay bilmiyorum. Alien Isolation... Hadi sen de yemeğini ye artık. Olur bakayım. Mutfakta bir de çay suyu koysana. Bir açılsın sevgili da. Sevgili kocam. Amnesia. Biz hafta senle Sherlock'un oyununu oynayalım bak. Ya. Sherlock'un oyununda korku var mı? Gerilim var mı? Yok. Vallahi ben kendi bağımsız yayınlarımı açacağım ha. Gönlümce Call of Cthulhu oynayacağım, öbürlerini oynayacağım. Abi, arkadaşlar ben hakikaten gerilim, korku oyunu oynamak istiyorum. Ama pis olmayacak ortam. Bu kadar. Kanlı çişli değil. Tamam Betül, teşekkür ederim. Welcome to Amnesia, The Dark Descent. What follows is a couple of quick messages on how to get the best possible experience. Continue için X'e basıyorum. Bak yine gamepad değişmiş. A değil mi burada? Amnesia should be played to win. Instead, focus on immersing yourself in the game's world and story. Bu oyun diyor kazanmak için oynanmaz diyor. Kendini oyunun dünyasına ve hikayesine bırak diyor. Yani diyor ki çok zor bir oyun hazırladık. Kazanmak için oynamaya kalkarsan sıkılır kapatırsın diyor. Değil mi aşkım? Aynen. A'ya basmayı akıl ettim bir tanem, hem de tek başıma. Tamam. Bir daha A'ya basıyorum. Don't worry about when and how to save during gameplay. The game will take care of that for you. Oyunu save etmenize gerek yok. Kendi kendine halledecek oyun bunu diyor, değil mi? Hı-hı. When you want to leave the game, just choose save and exit. You can then use continue. Okay. The world of Amnesia is a dangerous place and you are extremely vulnerable. Do not try to fight the enemies encountered. Instead, use your wits, hide, or even run if necessary. Mashashushish. Yani diyor ki, Amnesia'nın dünyası inanılmaz derecede tehlikeli ve sen kesinlikle olağan dışı derecede zayıfsın, acizsin.
yani yerine zekanı kullan, taktikler kullan diyor. Saklan, hatta gerekliyse kaç diyor. The interplay between light and dark is very important. Hanım. Okay. That's all. Hope you enjoy immersing yourself in the world of amnesia. Thank you, fictional games. Korktunuz mu? Descent soy sop değil miydi ya? Descendant o. Descent from, tabii öyle kullanırız. Descent aşağı inmek demek. Haa, o manasıyla kullanılıyor burada. Yeraltı anlamında mı? Descendant da ondan aşağı gelenler demek. Oyunun sesi ağacında. Birazcık kısmamız mümkün mü sen Sakur? Sağolun. Evet ya, bana böyle korkulu oyunlar, şeyler değil mi? Bunlar güzel yani. Ay, bir story varsa okusak mı? Ve bunun Türkçesi yok mu bir tane? Yok galiba. Until Dawn'un Allah belasını versin. Until Dawn nerede diyor. Başa al. İçeriği başa al. Gör nasıl sıkıldık. Oh be, birazcık heyecanlandım şu an. Allah'ım lütfen 5 saat sürmesin oyuna giriş ya Rabbim ya. Gerçekten bir buçuk saat daha vır vır dinleyecek, çene dinleyecek halim. Gölgeler beni avlıyor, acele etmeliyim. Adım Daniel. Londra'da yaşıyorum, Mayfair'de. Mayfair, what have I done? Ne yaptım? Bu çılgınlık. Unutma, unutma. Onu durdurmalıyım, odaklan. Benim adım Daniel. Aa, yerdeki uşak halısı değil mi kız? O yerdeki uşak halısı. Tanıdınız mı figürleri? Ya ben korkuyorum, kapatalım hiç dedim mi bugüne kadar? Nasıl atıyorsunuz iftiracılar? Mecan K denen iftiracı. Ay çok korktum, bu oyunu kapatalım bir kere dedim mi? Yalan söyleyen ne olsun? Al sen oyunu Sungur dedim. Asla kapatalım demedim. Noli. Ben bir şey yönlendiriyor muyum şu an? Yürü işte. Aa. Memento has been added to the journal. For quick access to your mementos press... Ne? Mementos ne be? Buralarda... Şu Şam'dan aynısından bizde var. Bismillahirrahmanirrahim. Hih! Ha, şeymiş. Lan ne oluyor? Aşkım yanıma gel! Aşkım yanıma gel! Bu hırıltılı sesleri ben mi çıkartıyorum arkadaşlar? Yerdeki Türk halısı mı? Evet, Türk halısı. Hayat ağacı motifini seçen. Nane seçtin mi? Ömer Faruk Yazıcı. Bana bak, öyle höh yapıp falan beni korkutma, tamam mı? Buralardan böyle bir x-mix çıkar mı ona bakıyorum. Aşkım yanımda dur ne olur. Ne oluyor? Ne bileyim ben. Az önce bir içeriden bir karanlık oldu. Ya çok karanlık bu ortam ben... Ay! Oğlum ben neredeyim ya? Oradan geldin hanım. Camdan bakabilir miyim? Yok. Yo. Tamam oradan geldim de burada da bir şey yok. Arkana dön.
İşte gideceğim oraya. Kapı var mı? E gittim. E su var orada. Önünde su var. Bir dakika versene. Değerli arkadaşlar, aniden bir şey çıkınca önüme diye bağırıyorum ona göre. Kulaklık takıyorsanız sesimi kısarsınız, artık ne yaparsınız? Kaması değişmiyor yine. Bak şurada bir yol varmış. Şurada ulan. Yemin ediyorum şu kapının önünde su var zannettim, biliyor musunuz? Uzaktan su gibi gördüm orayı. Çok karanlık oyun. Ben biraz karanlığını açmaya çalıştım ama açılmıyor. Ha. Odaya girmeden şöyle bir... Ay! Lan! Oğlum önümüzde çat diye açılan kapıdan içeri girecek miyiz? Chat! Ha? Bu biraz salakça olmaz mı? Odaya girdim, laps diye kapı açıldı. Rüzgardır. Gel seni kurban ederim gibi bir şey olmasın? Yok ya. Lan! Bir dakika. Bu hırıltıları ben mi çıkartıyorum? Ensemde biri mi var? Sen de korkmaya yer arıyorsun ama ha. Evet, ben korkmak istiyorum. Bak, hafif yanıp sönen şeyi alıyorsundur muhtemelen. E neyle alacağım? Bir şey olmadı ki. Camlara doğru yürü. Dön sırtını şimdi. Böyle. Objeye doğru yürü. Bas bakalım bir şeylere. A'ya, X'e. A'ya bastım az önce zaten. X'e bas. Zıplıyor sadece. Tam ortaya gözünü onun üstüne getir. Ötekiyle aşkım şunu bul. Nasıl gidiyor? Alabilecek gibi misin? Olmuyor bir şey. Mouse'la devreye giriyorum. Ben niye beceremedim? Mouse'la kontrol ettim ben. Mouse'la oynamak ister misin? Hayır. Okay. Tinderboxes are used to light candles falan filan. Okay. E niye buranın kapısı benim önümde pıt diye açıldı ki? Rüzgardır. Burada bizim pop işimizi kesmek isteyen kimse yok galiba. Çıkabiliriz. Rüzgar. Aşkım. Bak işte böyle oldum. Benim çok hoşuma gidiyor. Şu an gerginim, korkuyorum. Her an çığlık atabilirim. Yerde bir şeyler var. Pembe Gatorade dökülmüş gibi. Bu ne böyle? Pembe Gaviscon değil mi bu işte? Gatorade demişim. Gaviscon. Bence bir uzaylı kusmuş. E bunun ne olduğunu anlayamayacağım mı? Neye basacağım? Anlayamayacağım. Gerileceğim, yürüyeceğim. Kapı var bak burada. Bir dakika be. Resimle bize anlatılmak istenen bir şey var mı? Ona bakıyorum şu anda. Yok ya, Google'dan bulmuştur. Old Art diye yaratık koymuştur oraya. Ben böyle oynuyorum bu oyunları işte. Aha. X'e bas. X. Ay. Ay, A'ya basınca da şey oluyor. Ya X'e basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Ha. Tetik. Ne oldu şimdi? Öteki tetik. Okey. Şuymuş bak. Ben de şu an öğreniyorum. Buna basacağım. Tuttum şimdi kapıyı. Geriye doğru yürüdüğümde kapıyı itip kakıyorum galiba. Bakayım. Ha, okey. Ha, sen çay mı demedin bize? Ha. Bu oyunda galiba kapıları yavaş kapatıp açmak var. Şu arkadaki yavaş. Dolaplara bakalım mı? Neylere bakalım? Dolaplara. Resimlere bakalım. Resimler bir ipucu olmasın. Bir şeylerin ipucu. Acı çeken azizler, Hazreti Meryem, İsa filan. Ya Ikea'dan alınmış resimler onlar. Ay burası dini bir yer. Galiba manastır filan herhalde. Ha, öyle mi? Burada kol gibi bir şey mi var değil mi? Ha, askıymış. O ne kıyafeti öyle? Ha. Tamam. Tinderbox. Demek ki bu ortamda bizim baya baya mum yakmamız gerekecek. Doğru mu anlıyorum? Bana versene. Al aşkım. Şeyi unutma. Şununla kapıları açıp kapatıyorsun. Şu kapıda bir dene bak. Şöyle yapacaksın ama. Bir benim ellerimi de takip et bunda. Kapıya geldiğin el işareti çıktı ya. Evet. Şuna basılıyorsun ve basılı tutuyorsun. Evet. Sonra ileri geri yürüdüğünde kapı seninle birlikte hareket ediyor. Tamam. İnşallah hatırlar ve beceririm. Bunu şu yüzden yapmışlar muhtemelen. Başka odalara girmeden önce kapıyı azıcık aralayıp içeride birisi var mı diye bakıp bela varsa çıkman için. Tamam.
Ya adam çok fena hırlıyor. Hırıltılı hırıltılı. Ay burada da var yerde pembe kusmuktan. Şey o, Kaviskon. Bu gacır gucur ses. Rüzgardır ya. Ya rüzgar mı? Bu da çocuk kandırıyor. Ulan bana bak. Resmen bir yaratığın izini sürüyoruz şu anda. Her yer pembe kusmuk. Bence köşeler, yani köşelerden dönmeden önce dönüp sonra köşeden geç. Fuck. Ne oluyor? Korktum. Ya eski bina, bunlar çok sallanır araba geçtiğinde filan. Oğlum bir canavara manavara bir şeye yaklaşıyoruz. Ya yok. Evet. Siktir. Ne oluyor ya? Öldüm galiba. İçimizden ruh geçti galiba. Mal gibi ruhun peşinden gittiğim için veya canavarın. Yemin ediyorum yani argo anlamda söylemiyorum da bedenimize falan mı girdi? Şöyle gideceğim. Böyle. Böyle dön. Resmen belamızı arıyoruz. Evet, korku oyunlarının da mantığı bu zaten, değil mi? Bak Mehmet Ali şey demiş. Önce yürüyüp sonra dönmen ayrı bir gerilim sebebi abla. Önce dönüp sonra yürüsen daha iyi olur demiş. Ne demek o, hiç anlamıyorum. Şu demek, göstereyim mi? Bak ver bir. Aa, adam geliyor. Geri bas, geri bas. Bir şey çıkacak oradan. Çıkmadı. Yürürüm acının kederin üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Sungur içeriden mührü Süleyman'a getir Sungur. Al aşkım. Okunmuş tesbih. Ya, tesbih. Bilek tesbihi. Tesbih bid'at. Tesbih bid'attir. Dolaba git de oradan bir şeyler al. Hangi dolaba? Oraya. Rerer. Yürürüm acının. Hı, bas ona. Kendin ye, geri yürü sonra. Anladın mı? Ona basıp tutarken. Yok. Yürü git üstüne. Dolaba doğru yaklaş biraz. Gerçek insan gibi, anladın mı? Dolabı tutup çekeriz ya. Yap. Bas o tetiğe. Ha. Anladın mı? Burada bir şey yokmuş. Ötekini aç bakalım. Peki 50 Ece saat oynayıp korkmadım oyundan. Ceren abla yüzünden korkmam. Bunlar yaşanıyor. Ya bana böyle ben oynadım korkmadım falan ayağa yapmayın. Bağlı gibi de korkuyorsunuz. Burada bir şey yokmuş. Ve zaten korkacaksınız yani. Normali de bu. Hiç bana öyle ay ben oynadım da korkmadım da. Kanlar aynaya doğru gidiyor. Ayna mı o, ne bir şey, obje var orada. Ya ama resmen kendi ayağımızla şu an belaya gidiyoruz. Valizim dolu yine aşklarla. Şarkı mı söylüyorsun korkmamak için? Evet. Bebeğim. Evet. Budapest aya çıktığım zaman ne olmuştu hatırlıyor musun? Anlatsana. Ay arkadaşlar ya. Budapest'e gittik biz Ceren'le bir gün. Dönme 3 dolap, sene önce filan. Dönme dolap var bir tane. Var ya bu London Eye, Budapest Eye. Budapest Eye diye koymuşlar ama. Bayağı yükseğe çıkıyorsun. Şu kadar falan bir şey yani, anladınız mı? 5-6 tane binadan daha yüksek sadece. Böyle 7. kata çıkıyormuşsunuz gibi düşünün yani şeyi. Dönme dolabı. Ben diyorum ki, Ceren diyorum, gel diyorum ki binelim şuna ya, bir manzara görürüz diyorum. Ceren de diyor ki olmaz, ben korkuyorum diyor. Ben de diyorum ki ya ne olacak işte. Falan diyorum. Bindik neyse benim ısrarımla. Biz bindik arkadaşlar. Bu böyle çanak toplanmaya başladıkça. Şey... Dönme dolap yukarıya çıkmaya başladıkça tepeye çıktı ve orada durdu. Ceren başladı ilk önce titremeye. Sonra çıktı ağlıyorum. Durdu. Durduktan sonra başladı ağlamaya bu sefer. Korkudan. Ağladıktan sonra da İzmir Marşı söylemeye başladı. İzmir Marşı değil, Harbiye Marşı. Harbiye Marşı söylemeye başladı korkudan. Çöktü yere bir de. Yani bir sürü insan o pozisyonda Ayetel Kürsü okur, ne bileyim. Hem güldüm hem de
Üzüldüm haline ama. Ben de kendime şaşırdım ya. Harbiye marşı okumam gerçekten skandal gibi bir şeydi yani. Ya! Ya kitabı alamıyorum Sungur. Kitap cebe atılmıyor çünkü taşınıyor. Niye ortada bırakıyorsunuz o zaman? Hıyar ağları. Ya hadi yürüme adam. Ya! Ne oluyor ya? Pembe renkli sıçan bir yaratık çıkacak. Fosforlu pembe kaka yapan bir yaratıktan korkacak mısın Ceren Sungur? Korkmamalısın. Harbiye marşı açsana. Açıyorum. Aç aç. Yaslı gittik şen geldik. Yaslı gittim şen geldik. Aç koyununu ben geldim. Bana bir yudum su ver. Yaratan bir ırkın ahvalıyız. Canavar sesi geliyor kulağıma. Bismillah. Bak oraya girmiş. Götümüzü kesecekler. Yok. Yaşa var ol harbiye. Ne? Karanlığa mı gideceğim? Hayır efendim. Gençlik marşı, İzmir marşı açsana. Aha, yerde bir şey var. Uf, Allah'ım keşke şunu alabilsem. Şunu alsana ya. Aa ışık var bu, ışık bu. X'e bas bakayım. Ay. Ha. Bas X'e. Kapattın geri. Tekrar bas. Hı? Bu arada kesin oh bitiyordur be. Ha. Korku filmi ya bu. Nasıl bitiyordur? Biter bir süre sonra. Korku oyunlarında bir tane ışık koyarlar. Tam geri gideceğim. Ya çok iğrenç canavar sesi geliyor ya. Ayrıca da geriliyorum iyice. Geri gideceğim. Ey bu kulaklık ne biçim kokmuş al. Çok kötü kokmuş. Hmm. Kokmuş aşkım, biraz. Aşkım gençlik marşı falan bir şey aç. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Arkadaşlar sesle oynandığında çok daha korkunç oluyor. Ya buralarda hiçbir şey yok. Ya güzel olsun, iyi bir yorum olsun. Kurban olduğunun sesi. Ben daha korkar mıyım? İnşallah korkmam, atama rezil olmam inşallah. Bir kapı daha açtım. Kendi kendime kapı açtım. Ne oluyor? Titriyoruz. Şükürler olsun kulaklık yok şu anda.
çiçekler açar. Güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Ya ulan pencerelerden dışarısı da gözükmüyor ki. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey aldım kendi kendime hem de. Aslansın aşkım. Ama şunu alamayacağım galiba. Bir şey var bak bak. I wish I could ask you. I don't know if there will be anything left after I consume this. Daniel's note to self. Don't be afraid Daniel. I can't tell you why but know this. Atam çok teşekkür ediyorum. Daniel korkma, I can't tell you, sana niye olduğunu söyleyemem, fakat şunu bil ki, unutmayı seçiyorum. God willing, the name God willing. Hepsini okuyamamıştım. God willing, the name Alexander, if not this was on her. Inner sanctum'a git, find Alexander and kill him. His body is old and weak. Ha, zombi yani. And yours young and strong. He will be no match for you. Inner Sanctum'a git, Alexander'ı bulup öldür. One last thing, a shadow is following you. It's a living nightmare breaking down reality. I have tried everything. Şu bu. Sen şeyleri değiştirdin aşkım, çok teşekkür ederim. Ha. Okuyormuş. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self. Daniel. Zaman yolculuğu mu var bunda? Inner Sanctum'a gideceğim de neyle öldüreceğim adamı? Neyim var şu anda? Neyim var? O hayır, kendi kendisine yazdığı bir not karakterim. Tamam. Seninle alakalı değil. Sen belki de karşılaşacağın canavarın. Yo, çok korkunç canavar sesi var ya. tabii. Kız ya bunu. Ah! Kız oğlum. Kızım, Allah Allah, kısalım tamam. Kızsana. Daha iyi mi? Ay Allah'ım. Alexander, fosforlu pembe kaka yapan karakter anladığım kadarıyla. Yani fosforlu pembe kaka yapan bir karakter. Unicorn falan olması lazım yani. Burada yapılacak başka bir şey yok değil mi ya? Ya kardeşim bu canavar sesi falan çok büyük şerefsizlik yalnız yani. Harbiden geriyorsunuz beni. Ben de vır vır konuşuyorum ve bağırıyorum. Buradan geri çıkacağım o zaman ben. Doğru mu anlıyorum? Dön geri değil mi? Evet dön geri. Aşkım gelsene. Aşkım şu yerleri bir sileyim de dur. Yerlerde ne var? Kola döktüm. Ha. Ya pis pis sesler. Görüntü mü bozuluyor ne? Aha bir şeyler oluyor. Ya. Bu iğrenç hırlama sesini çıkartan Alexander mı? Bence sensin ya o. Yok be, ben canavar mıyım oğlum? Nereden gideceğim ben? Geldiğim yerden gideceğim, değil mi? Pembe boncukları. Ya ama çok işte. Çok karanlık, çok karanlık. Lanternin ya. Ha, yağı bitmiş lanternin. Ne oluyor? Bilmem.
Ver bakayım ben oynayayım biraz. Bunlar ne bey? Kalp, beyin falan. Ne durumdayız onu gösteriyor işte. Nasıl yani? Kalbimizi, beynimizi mi gösteriyor? Hı. Nasıl yani? Burayı doldurdum. Beynimiz olmadan kalple yaşayabiliyor muyuz yani demek? Yine zombilik var değil mi bu oyunda? Yok, ruh ve akıl sağlığımızı gösteriyor muhtemelen ya. Arkadaşlar bu arada soranlar olmuş. Yes, GeForce Now'dan oynuyoruz oyunu. Bir diğer konu da bir arkadaşımız Xbox Series S aldı. Ben buradan demiştim. Geldim zaten. Tamam. Devam edeceğiz. Bana dedi ki Inner Sanctum'a git, Alexander'ı bulup öldür. İşte kanı takip etmeye devam. Şey, şunu bir yakalım mı ya? Ha evet. Nasıl yapacağım? Yanımızda evet. Bir şeyler, Tinderbox denen şeylerden vardı. Işıkta biraz duralım, belki kendimize geliriz. Bir arkadaş sormuş, Xbox Series'e saldım, iyi mi ettim, kötü mü ettim diye. Kardeşim çok akıl iyi ettim. Akıl sağlığı mı? Ha. Çok iyi ettim. Bu kanalda izlersen bir tane konsol tavsiyeleri videom var. Bu sene için ben zaten herkese ya Xbox Series S ya, ya da xCloud ya da GeForce Now tavsiye ediyorum. Yani benim tavsiyem ya ucuz konsol almak ya da streaming servis kullanmak. Buradan bir şey alabiliyor muyum? Yok, bir şey atabilirim belki oraya ama henüz değil. Yerde kitaplar duruyor, onları da alamıyorsun mesela falan. Ya az önce ben buradan geçtim zaten. Tamam, geri dönmüştün ama sonra. Bence ışık yakıp buralara falan bakmamıştım ha. Oh! Wow! İşte oyunculuk bu be! İşte oyun, işte oyunculuk. Bir yağ bulsam çok iyi olur bu arada ya. Ya bayağı bu ne böyle yani, gerçek hayat gibi. Yağ bitiyor, ışık bitiyor filan. Bunların böyle otomatik ihtiyacımız olan her şeyin verilmesi gerekmiyor mu oyunlarda ya? Çok şey mi istiyorum yani? Bir arkadaş demiş ki Xbox Series'e salmak çok akıllıca değil demiş. Xbox Series'e salmak çok mantıklı arkadaşlar. Şu açıdan Türkiye'ye xCloud geldiği zaman, yani Xbox'ın Cloud Gaming'i geldiği zaman Xbox Series S sahipleri falan kendi makinelerinden çalıştırabilecekler muhtemelen. O yüzden aslında Cloud Gaming'e yatırım yapmış oluyor arkadaşlar. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The Inner Sanctum. Inner Sanctum'a geldin valla. Bana niye geri dön diyorsunuz kız? Well beyond the refinery. Aksine ileri gidecekmişiz. It lies beneath the very stone of Brennenburg. İki kişi konuşuyor, kim bilmiyoruz. Alexander kalede mi yaşıyor, içeride mi yaşıyor diye soruyor birisi. O da diyor ki öyle de denebilir. Biz diyor buraya Inner Sanctum diyoruz. Inner Sanctum'a geldik. Şimdi de Alexander çıkacak karşımıza bir yerlerde herhalde. Hah, lambaya yağ bulduk. Dolduralım lambaya yağı. Bir arkadaş da demiş ki bana konsolu ailem alacak, sence PlayStation 5 isteyeyim mi demiş. Abi oyunları da ailen alacaksa iste. Çünkü oranın oyunları 600 TL falan. Yani cihazı aldıktan sonra oyun alamazsan saçma oluyor. Xbox'ta ise abonelik sistemi var. Abonelik sistemine üye olursanız ayda 44 TL mi ne bakarsınız onun fiyatına. Sürekli kütüphaneye oyunlar giriyor çıkıyor. Ama kiloyla paran varsa tabii ki geç PlayStation'a, kafan rahat etsin yani.
Laboratuvara gidiyorum hanım. Git git. Vereyim mi? Bir dakika. Sen devam et, ben geliyorum. Tamam. Şimdi daha gerildiğim için bir şeyler daha yiyeceğim. İyi aşkım. Gerildim çünkü, tamam mı? Çocuk ağlaması sesi geliyor ha. Ha iyidir. Gerer insanı böyle şeyler. Ay çocuk sesi falan kullanmayın ne olur. İnsan içi çok kötü oluyor. Etik değil. Etik bulmadım. Ya sürekli adama bir haller oluyor, bir sarsılıyor falan ama ne oluyor belli değil ha. Korkuyor, korkuyor. Yaklaşıyor mu acaba? Alexander denen yaratığa mı yaklaşıyor acaba? Muhtemelen. Ben yemek yemek için sebep falan uydurmuyorum, tamam mı Mustafa Güngör? Gerçekten gerildim. Gerildiğim için de tahinli çörek yemek zorundayım. Sorry. Chat'te bir arkadaş yarın sınavı olan liselilere başarılar demiş. Çok başarılar arkadaşlar. Ne? Bir gün siz de yetişkin olup bu sınavlardan kurtulacaksınız. Başarılar. Aa, Alexander canavarını buldum. Should be more Cooperite. Chemistry pot. Çevirsene Sungur. Deterjan üretmeye çalışıyorum da diyor. Deterjanlarım yeterince temizlemiyor zeminden diyor. Deterjan değil ya. Vitae diyor. Vitae Latince hayat demek. Şey muhtemelen ölümsüzlük iksiri falan gibi bir şey mi? Okay. Bu ne ya? Bu taşa her dokunduğumuzda birisi geliyor geri. Artificial Vitae. Vitae tek başına mı? Forrest'ın ikincisi çıkacakmış. Ya çıkarsa çok güzel olur. Forrest 1'i çok keyifli oynamıştık biz. Adam niye titriyor ya? Korkuyor, korkuyor kanka. Korkudan mı titriyor? Tabii. Ben de burada titriyorum ya. İşte her şey karşılıklı. Sen de iyi bir oyuncusun demek ki. Empati kuruyorsun oyuncunun karakterine. Ben çok iyi oyuncuyum. Ver bakalım. Yağ üstüne yağ buluyoruz vallahi. Bak. Alexander. Anladım olayı. Alexander. Simyacı veya kimyacı veya her ikisi birden. Zaten bunlar çok farklı şeyler değil. Oturdu ölümsüzlük iksiri araştırırken bir şey buluverdi, onu içti. Ömrü uzadı. Şu an ölü değil ama diri de değil. Yaratık oldu. Yaratık gibi bir şey oldu kesin, değil mi? Bu arada Alexander belki de aslında Daniel'dır. Why not? Kendi geçmişiyle yüzleşemediği için ikinci bir... Persona mı yarattı diyorsun aşkım? Daniel insandı. Ben şu an insan değilim deyip kendine Alexander diye isim vermiştir. Kafası iyiken eski benliğine mektup yazıp bırakmıştır falan olabilir. Geldiğimiz yere dönüyoruz. He fell to the kitchen floor. Tears were beginning to roll on his own. First kick in his stomach. Hazel remained hidden. In fear she would be too punished. Neden bahsediyor ya bu? Oraları hiç okumuyoruz ha. Sella. Hazel buradan sese gelen kadın. Ya şurada bir şey var şurada. Bir geri gel. Bir geri gelsene ya. Kafanı kaldır. Ha şurada ne yazıyor? Laboratuvar. Arkanı dön. Bu ne? Cella Vinaria. Ne demek? Wine cellar, ha?
Yalnız lamba çok yağıyor ya. Aa, kilitliymiş. Ne yapacağız? Wine cellar zaten. Laboratuvar. Tamam işte, buraları deneyleri için kullanan bir manyak var. O da Alexander. Değil mi chat? Güzel kurgu. Bu değil mi yani? Hanım, benim bir tuvalete gitmem lazım ya. Bir dakika. Çok acil mi? Ha. Aşkım, beni yalnız bırakma lan korkarken. Dur dur! Bir geri gel. Şurayı okusana. Tabularium. Ne demekmiş tabularium? Archives. Sayfacı. Oğlum, terledim ve korktum biliyor musun? Korktum. Daha da bir şey olmadıydı ama. Dur yayını öyle git. Ben tek başıma oynayamam. Korktum. Peki arkadaşlar. Çok geç kalma hadi. Tuvaletini yap gel. Yayını nasıl durdurayım? Yayın durdurma diye bir şey yok. Ha, peki. Ya haftaya bırakalım ya da devam edelim oynamaya. Devam edelim. O zaman sen biraz sohbet et chatle. Tamam. Sohbet edin sen tamam. Hatta. Hadi geliyorum. Tek başıma korkarım, üzgünüm. Ya siz benim lokmalarımı mı sayıyorsunuz? Yarım saat önce gelmiş bir şeyler yiyormuşum da, hala yiyormuşum da, size ne be? Lokmalarımı mı sayıyorsunuz siz benim? Aradığım oyunu buldum. Eyvallah, evet. Ya evet işte, insanı gelecek, heyecanlandıracak, korkutacak. Evet, böyle bir şey olacak. Ergenlerin, ergen de değil, yetişkin insanların ergen tavırlarını izledik durduk Until Dawn'da. Hiç de güzel değil. Kusura bakmayın. Evet. Kaslı olduğum için yiyorum arkadaşlar. Kaslıyım. Kaslı insanlar böyledir. Doymazlar bir türlü. Sen bir Türk kadınsın. Sana bir şey olmaz falan. Ben bu gazlara gelmem. Korkuyorum. Sonra kilo alırsın falan. Şunu unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Bunu unutmayın. Evet. Oyun güzel değil mi? Bak, Yeliz'cim afiyet olsun. Ben de kaslı olduğum için ekmek arası bir şeyler yapacağım dedim. Dedi. Until Dawn bir daha oynamam. Kusura bakmayın. Gerçi büyük konuşmayayım. Oradaki Kızılderili efsanelerini, Butterfly Prophecies falan merak ettim ne olduğunu. Ama yani harbiden sıkıldım. Bu yayının başında oynadık. Harbiden sıkıldım yani. Bunaldım yani. Alexander Shulgin. Belki ona saygı duruşudur. Bilmem. Oh. Ceren abla, sen de dramalara falan girsene. Cık. Sevmem. Ne gerek var? Ne gerek var? Ayrıca da ben kendim tek başıma yeterince drama yaratan bir insanım zaten. Kendi kendime dramalar yaratır, sonra onları çözer, yoluma devam ederim. Jumpscare'den ben de nefret ediyorum ama korkutuyor da beni. Bende çalışıyor yani. Bir şey oluyor, hemen hopluyorum harbiden. Ama o kaliteli korkmak değil yani. Kaliteli korkmak başka bir şey. Yani kaliteli korkmak diye bir kavram var bence. Amnezya biter mi bilmem ki. Siz söyleyin. Volkan selam. Ceren, bizim bir oyun var. Bizim Afbey katil oluyor. Biz 4 kişi ondan kaçıyoruz diyor. Beraber oynadığınız oyun bu mu? Until Dawn'un felsefesini anlamamışım. Olabilir. Belki şeydir. Tahammül göstermektir. Sevmediğin, beğenmediğin, uyuz olduğun insanlara tahammül göstermek üzere nefsini eğitiyorsundur.
Eğer öyleyse başarısız olmamın sebebi bu olabilir. Ben kendim yayın açacağım. Sungur bana sürekli kendi istediği oyunları itelemek peşinde, fark ettim ki. Kendim açacağım oyun. Ama ben oyunları tek başıma oynayamıyorum biliyorsunuz. Olacak mısınız benim ben oyun yayını açsam? Gelecek misiniz? Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye beni yönlendirecek misiniz? Doğruyu söyleyecek misiniz bana? Trollemeden. Yapabilecek misiniz bunu? Tamam, yaparsanız okey. Ama yani görüyorsunuz halimi. Ona mı basacağım, buna mı basacağım diye daha soruyorum. Buna tahammül edebilecek misiniz? Seni net korkuya iteriz diyor. Evet, dürüstlüğün için teşekkür ederim. Danışman olur musunuz peki? İyi. Okey. Bize güvenme korkuyor musunuz? Biraz trollük olur ama ya, olsun abi. Dishonored 2. Bilmiyorum ki nasıl bir şey. Gamepad işini çözdün diyorsunuz da her oyunda neden başka bir gamepadle oynuyoruz acaba? O oyunu açıyoruz, bir gamepad veriyor elime. Bir başka oyunu açıyoruz, başka bir gamepad veriyor. Ben zaten birine anca alışmışım. Bir de şu var mesela, üstünde hiçbir şey yazmıyor. Bu ne ya? Bu ne? Bu zeka oyunu mu bu? Ha? Var ya zeka küpü. O mu bu? O kadar böyle zeki olacaksın ki vırt diye hemen anlayacaksın neyin ne olduğunu. Allah aşkına bu nedir? Hiçbir şey yazmıyor. Şurada kare var, yuvarlak var, x var. Başka hiçbir instruction yok ya şunda. Ben bunu nasıl anlayacağım ne olduğunu? Bu nedir yani? Bu, yani bunun adı trollüktür bana sorarsanız. Üstünde yani ben buna ne yaparım biliyor musun? Küçük küçük etiketler alırım. Üstüne yazarım right, left, sağ, sol bilmem ne. Yazarım, yapıştırırım. Bunu ancak öyle kullanırım. Şu var bir tane. Bunun üstünde yine en azından renkli renkli yazıyor böyle. 3 yaşında çocukları bile hitap edecek şekilde X var, Y var, B var. Ne bileyim, bir takım işaretler falan var şunun üstünde yani. Yo yo. Siz ezbere biliyorsunuz. Çünkü siz gerçekten annenizin karnından bunlarla doğdunuz. O yüzden de bunlara alışık olmamanın, bunları kullanmayı başaramamanın nasıl bir şey olduğunu tahmin bile edemiyorsunuz. Oyunda yazıyor. Her oyunda yazıyor mu? Her oyunda aynı tuşları mı kullanıyorsun? Ben zannetmiştim ki bu oyun oynamaya başladığım zaman. Hani bütün gamepadler birbirinin birebir aynısıdır. Hani bütün tuşlar aynı işe yarar. Ve bütün oyunlarda bu geçerlidir. Öyle değilmiş. Silent Hill PT oynanmıyor ki. Neyine bakacağız? Evet, bunu diyeceğinizi biliyordum. Bütün gamepadler zaten birbirinin aynı. Değil. Birebir aynısı değil işte. Birebir aynısı değil. Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Birebir aynısı değil. PC, PS, Xbox fark ediyor. Evet, vardır yani öyle farkları. Ben bilmiyordum ki. Bütün oyunların ayarlarında yazıyor. E peki o zaman neden bana bir oyun açtığı zaman Sungur? O zaman öyle mi yapmak lazım? Açacağız oyunu, gireceğim o ayarlara. Önce neyin nerede olduğunu öğreneceğim. Onu da yaptık. Assassin's Creed oynarken mi ne? Açtım. Bana gamepad'in neresinde ne tuşu var? Ve bu oyunda ne işe yarıyor? Böyle kılavuz vardı, baktım. Hangır hangır güldünüz bana. Hangır hangır güldü bu chat bana. O instruction'ları okudum diye. Beyim dahil. Dalga geçtiniz. Ezdiniz, aşağıladınız. Öf, neyse.
Ya bu adam da bir gitti mi gelmek bilmiyor ha. Abi Can gidiyor. Can nerede? Can nerede? Ben kalkıyorum gidiyorum. Ceren nerede? Ceren nerede? Çok ilginçsiniz ya. A way out. Unutmazsam bakarım. Tamam. Haydi Sungur. Haydi Sungur. Halk seni bekliyor Sungur. Tek başına oynayamıyor bu Ceren hiçbir şey Sungur. Aşkım böyle olur mu bu iş ya? Ne yapayım ya? Korkuyorum oğlum. Korku oyunu açma o zaman ya. Korkmak istiyorum. geldim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben büyüğümü yaptım geldim. Hanımefendi oynar diye şey yaptım. Bununla mı oynuyorduk biz? Gönlüne göre bir biçim. Back to game'de ama ha. A'ya mı basıyordun? A aşkım. İlk şu. Traveling to Dover means going through San Canterbury. He made sure to pay a visit to Everglades. Ne anlatıyor ya bu? Bunun hikayesinde hiçbir şey anlamadım ben. Takip etmedik başından. Aa, daha normal odalara geldik sanki ya. Ya ama artık karşıma bir canavar çıkabilir mi? Bak sıkılmaya başladım. Libri Rari. Ne demek acaba? Librari yani. Ama başka daha enteresan. Rare books. Nadir kitaplar arkadaşlar. Ay. Sen yaratık duydum deyip duruyordun. Hiç yaratık yok. Aşağıdaydı o işte. Bir yerlerde vardı. Ah. Aa. Evet. Kamera kapanmış ya. Nasıl kapanmış? Kamera niye kapattı ya? 6 saatte kapanır bu normalde. Bizim yayınları izleyenler bilir, bir tuhaflık var. 16 May 1839. Durun bakalım koçlar, deniyorum şimdi bir açmaya gelip, tuhaflık var. Bir dakika. To plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hinan, the mother of us all. Efsanesi. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Oyunu bir durdurabilir miyiz? Şunu çok iyi anlamak istiyorum da nereden durduracağım? Oyun duruyor zaten şu an. Ama baştan dinlemek istiyorum ve çevirmek istiyorum. Oy. Baştan belki girip çıkıp tekrar gelebilirsin. Ha. Baştan dinleyelim ne olur. Çünkü çok güzel bir hikaye vardı. British Museum'la da alakalı çıktı. Panik olmayın, sakin. Bu muydu? Aha. Evet. Bak. Diyor ki Afrika güneşi işte keşfimizi bak. Expedition. Keşif gezisine çıkmışlar. Sene 1839. İşte Afrika güneşinden bahsediyor. Uzun süre kazı yapamadık diyor. Güneş yüzünden çok sıcak olduğu için. Profesör Herbert diyor. Bu bölgeyi, this location'ı nasıl buldu belli değil. Bu hiçliğin ortasında diyor. Demek ki Afrika'da bir yerde Profesör Herbert bir arkeolojik kazı başlatmış. Bu da o ekipte. Daniel, Daniel's Diary, Algeria. Cezayir arkadaşlar. Cezayir'de kazı yapıyorlar. When I asked him about the tomb again, ben Profesör Herbert'a o mezar hakkında soru sorduğum zaman bana Tin Hinan efsanesini anlattı. The mother of us all. Hepimizin annesi, Kibele gibi, ana tanrıça kültü çıktı ya Sungur. Hmm. Sungur heyecanlanır mısın? Oh. Tin Hinan efsanesi, the mother of us all. Hepimizin annesi. An interesting story in its own. Right, but I can't help feeling there is more. Hissettiğim kadarıyla daha da fazlası var bunun arkasında diyor. Gece geç saatlerde bir passage keşfettik. Bir geçit keşfettik. Beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. Kumlarla kaplanmış taş bir binaya açılan bir pasaj keşfettik, geçit. Profesör kendinden emindi ki bu o mezardı. Aradığımız mezardı.
and order the others to clear the way. Ve diğerlerine, orada çalışan işçilere falan, arkeolojik kazılarda işçiler çalışır ya, yolu temizlemelerini söyledi diyor. Late into the dark cold night. Tomorrow, ertesi gün, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. Mezarın... Ne oluyor ya? Heyecanlandım. Ha, bir samimi heyecanlı. Wow! Yarın diyor, hey, adamlara söyleyeceğim diyor. Mezarın bulunduğu, kişinin gömüldüğü çevreyi temizlesinler, açsınlar. No matter what the professor is keeping from me, profesörün benden ne sakladığı önemli değil. The dig should yield something. Uş. Bununla mı şey yapacağım? Ne? Kamera tekrar mı gitti? Devamına neyle şey yapacağım? Ha. Interesting to take back to London and the British Museum. Londra'ya ve British Museum'a dönmek ilginç olacak diyor. Wow. Ya! Samimiyetle şey yapar mısın? It's amazing. It's amazing. Tamam. Şuradan nasıl çıkacağız? It's amazing. Oh be, biraz heyecan, biraz şey. Bu ne, buradan da çık. It's amazing. Yerdekiler hep Türk halısı, Uşak halısı ha. Bazı İran halıları da, halıları da gördüm ama. It's amazing. Bu odaya o kadar girdik çıktık, hiçbir şey yok mu bu odada? İşte algereyi öğrendik. O kadar mı? Hiçbir şey demeyeyim. Bilgidir ya bu. Evet, bir şeyler öğrendik de. Ne demek bilgiyi sen şey hakir mi görüyorsun, anlamadım ki. Bilgi bilgi bu. Hayat, evren, hakikat. Bunlar üstüne kurulur ve şekillenir. Ya ben şu tepeden kaçamaz mıyım? Ay! Uzaya gitmiş adamlar, uzaya. Ben şu tepeden kaçamaz mıyım? Sandalyeyi çeksem. Biz daha Kars'a atlasam gidemiyoruz. Şuradan, çıksam gitsem bu kaleden. Yapabilirsin, oyunu da kapatabilirsin. Öyle bir opsiyon var mı? Ama yok yok, merak yok, ediyorum. Anladın mı? Yani oyunun devam Alexander etmesi için. Alexander denen zombiyi, fosforlu pembe kaka yapan zombiyi görmek istiyorum. Uraz'cığım, V-Sync şu an açamam çünkü GeForce Now'dayız. GeForce Now'un ana menüsünde o V-Sync. Ben de açmadan girmişim. Bana bak! Ha. Olan biz British Museum'un içinde mi geziyoruz acaba? Yok ya, British Museum betondan bir yer. Bura kale. Eski versiyondur belki. Katalog odası var. Ama yok yok, değil. It's amazing. Where did you? Where did you? Benim ışığım nerede? Hah, bak X'e bir bastım. Where did you? Senin keyfin yerine gelse şarkılar da söylüyorum artık bak. Yo, keyfim yerinde ya. Cecilia, you're breaking my heart. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Oh Cecilia, I'm down on my knees. I'm begging you please to come home. Come on home, oh Cecilia. Ya? Aşkım. Ha. Cecilia. Sesimi al. Alamıyorum, ben I'm down kulağım on my knees. Benim kulağım yok. Cecilia. Benim kulağımın olmadı, tabii ben kanıtlandı hanım. Kulağın var. Yok. Sesini uyduramayabilirsin. Kulağım yok, kulağım. Kulağın var. Kulağım yok. You have kulak. Ay. Cecilia. Lan hadi. İleri gideceksin. Hop. Ha. Here. Nasıldı ya? Yine Cecilia. Sesimi beğenmediler arkadaşlar. İşte ben böyle bir şarkı söyleyemez oldum. Ben senin sesini beğenmedim değil. Hanım şunu bir ne olur versene ya. Ya ne oluyor ya? Bir kere lambayı boşa yakıyorsun. Cecilia. 3 gün sonra gaz bitecek. Ondan sonra vay gaz bitti öldüm olacaksın. Bir de şurada ekstra yağma varsa ben onu alayım da sen sonra daha rahat oyna. Çekil o sandalye. Nasıldı ya Cecilia? Cecilia, you're breaking my heart. You're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. You're shaking my confidence daily. Oh Cecilia, I'm down on my knees. I hereby offer my full attention and services to Alexander, Baron of Brandenburg.
Brandenburg Kalesi'nin baronu. Evet, söylediğim şey kesinlikle doğru çıkıyor. Ya dur, hepsini okumadık ki. Ya ne okuyacaksın Allah aşkına ya? Yaratık ya lütfen. Diyor. Böcek diyor, yaratık diyor işte ya. Abi tamam. Ben kendi yayınlarımı yapıyorum. Yemek sepeti istiyorsan gel bana sponsor ol kardeşim. Bu adamı terk ediyorum. Terk ediyorum bu adamı. Ne arkadaş, ağlama. Kendi yayınlarımı kendi açacağım. Ay bu ne ya? Kontrakt var orada, okuyacağız ya. Ah. Tamam, diyor ki bak. Kim yazmış? Wilhelm's Contract. Wilhelm. House of Gary. Burada diyor, Alexandra diyor, saygılarımı sunuyorum diyor. Kendisi Brandenburg baronudur diyor. Onunla diyor sözleşme yapıyorum şu anda. Emeğimi kiralıyorum. İşçiyim, haklıyım ben diyor. This contract will reign for a total 3 yıllık. When my freedom shall return to me. Ha okay. Boşuna heyecan yaptım. 3 yıllık bir sözleşme. In addition, Alexander baronu recommend my services at the Prussian Royal Court and within the sanction of the Order of the Black Eagle. Ya. Order of the Black Eagle. Ya. Kara Kartal Tarikatı çıktı. Kara Kartal Tarikatı. Oradaki order bildiğiniz nizam-ı alem anlamındaki değil. Tarikat anlamındaki. May no man break the seal. Bu anlaşmayı bozanın Allah belasını versin diyor. Wilhelm. House of Gary. Adam Prusyalı. Prusya. Wow. Ya öf! That's amazing. Prusya sarayından geliyor anladığım kadarıyla. Prusya sarayı. Prusya asili falan. 3 yıllık sözleşme yapmışlar. Alexander'la. Onun da kim olduğunu nihayet anladık. Brandenburg baronuymuş adam. Prusya sarayı rentlerin. Ne oluyor ya? Ya bu ne Allah aşkına? Niye dalga geçiyorsun ya? Ya ben yemin ediyorum senden ayrılıyorum. Bu yayınları senden ayırıyorum Sungur. Ben tek böyle, başım yapacağım. Ben böyle hikayelerde ne olurum? Böyle şey... Yemek sepeti sen de adamsan gelir bana sponsor olur. Böyle yapılmaz ama. Hayret bir şey ya. Ben nasıl oluyorum böyle kısımdan devinim biliyor musun? Şöyle derim. Ya yazılımcı buraya bir şeyler yazmış işte. Yok ya. Deli midir nedir? Böyle şeyler okuyup bunun keyfini almayacaksınız. Niye oynuyorsunuz ki bunları? Canavar görmek mi tek amaç yani? Ben oynamıyorum zaten. Şuradaki bir yağlara falan bakayım da hanım. Sen bunu çok etrafı bak, karıştırmadıkça huysuz oluyorum ben de. Evet, ben de işin bu kısımlarını hiç bilemiyorum. Tamam. Bir yerleri karıştırmak lazım. Okuyacak bir şey var. Aynı şey mi o? Az önce gördüğümüz şey. Hayır değil, yeni notada. Ne olursun bir bakabilir miyiz lütfen? Tamam. Heh. Ya şey bulduk. Bu da bu tam avcı toplayıcılıkla uğraşıyor. At kitapları ne bunlar? Bunları yakalım. Ne yapıyorsun abi? Ya şurada notta ne yazıyor şu kağıdın üstünde? O kitapları da okuyalım mı? Notları ya da... Hayır, şu nota bir bakar mısın? Kitaba da bir bakaydık ya. Bak kitaptır bu. Kitaplarla bir şey yapılmıyor, denedim ben. Ne olmuyor. Yazıyor? Kitabın ismi neymiş? Hansenreich. Aa Nazi falan izmiş. Bir şeyler. Adam Alman oğlum. Al bakalım ya. Aşkım. Ha. 1839. Kamera geri gelmiyor arkadaşlar. Kamera böyle oldu. Is that right? I feel needed to document my tribulation for a fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark ancient passage we uncovered. Daniel de o arkeolojik kazıda. Daniel de tarikattan. The men were superstitious. Adamların diyor hurafeleri, inançları var ve korkuyorlardı diyor. Yüksek sesle bana diyor karşı çıktılar diyor. Ha, klasik böyle arkeolojik kazılarda adamların biz burayı kazmayız, burası lanetli demesi. It looked much older than the 4th century structure we had expected. O diyor geçit diyor, kafamı karıştırıyor, bu zannettiğimizden çok daha eski tarihli olmalı diyor. The walls were lined with statues unlike any. Duvarlarda diyor daha önce hiç görmediğim heykeller var diyor. Quality, I felt a strange familiarity towards. Daha önce hiçbir yerde böyle bir şey görmedim ama yakın hissediyorum kendime, sanki bir yerlerden tanıdık geliyor diyor. Arkadaşlar kameranın gittiğinin farkındayım ama pili bitti diyor, yani kamera yapacak bir şey yok. Şu an kamera gidik mi? Evet. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Korku oyunlarında kamera kapanınca seyircinin bütün tadı kaçar. Çünkü öyle bizim reaksiyonumuzu görmek istiyorlar ya. O zaman daha sonra devam edelim. Haftaya devam edelim mi buna? Hayır, bu hafta içi devam edelim. Tamam. Bu hafta içi. Ben bir dahaki pazar gününü bekleyemem bunu bitirmek için. Olur olur, tamam. Okey, şimdi huzurlarınızdan ayrılalım ama bu hafta içi bir gün bir şekilde ben Sungur'a
Musallat olurum arkadaşlar. Beraber bitirmeye çalışırız yani. Arkadaşlar, öpüyoruz sizi o zaman. Yani ben... yarın akşam mümkün olur mu yatay bakıştan sonra falan? Yok, Facebook'ta yayın yapmam lazım biraz. Yaparız ama perşembe yaparız falan. Yaparız ya, bu hafta içi yaparız. Ben pazar günü bekleyemem bunu oynamak için. Arkadaşlar, öpüyoruz sizleri. Çok öpücükler. Bugün bu kadar dedik. Çok sağ olun izlediğiniz için. Önerenlere çok teşekkür ediyorum. Tam benlik oyun çıktı. Yemin ediyorum. Vallahi, harikaymış. Amneziyim işte. Bunun devamı gibi olan Soma var bir de. Ona da bakarız. Ona da bakarız. Ona da bakarız. Olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ne yapalım? Evet. Çok öpücükler. Kendinize güzel iyi bakınız. Güzel bir yerde bitti aslında. Çok sağ olun. Hoşçakalınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.